Emre Hoca, Emre Erdoğan Gözde Durmuş ve Başak Ekim Akkan. Biz işte dediğim gibi TÜBİTAK araştırması neredeyse 2008-2009'dan beridir bu alanda hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Çok ufak bir not ama çok önemli bir not olduğunu da düşünüyorum. Ekip olabilmek bir şans. Hele Türkiye'de böyle uzun soluklu ekiplerle çalışabilmek çok büyük bir şans. Bizim herhalde hayattaki en büyük zenginliklerimizden bir tanesi bu. Çünkü tek bir kişinin altından kalkabileceği yüklerle yaşamıyoruz hayatta. Ancak herkes birbirine destek olarak var olabiliyoruz. O yüzden de bizim için çocuk için de bizler için de bu işitselliği koruyabilmek çok kıymetli. Bu bağlamda da şansımız diyerek arkadaşlarıma da teşekkür ederek başlayayım. Çocuğun iyi olma hali kavramı son 15-20 yıl aslında oldu artık. İlk anlatırken 15 yıl, 10-15 yıl diyorduk. Şimdi 20-25 yıl diyeceğiz. Bir geçişi temsil ediyor. Çocuğun refahından çocuğun iyi olma haline diye özetleyebiliriz bu geçişi. Refahında daha ziyade yetişkinlerin gözünden bir çocuğun nelere sahip olması gerektiği ve özellikle de objektif nesnel koşullarla belirlenirken çocuğun iyi olma haline geçiş çok boyutluluğu, bu boyutların alanlar diyoruz bunlara, bu alanların birbiriyle ilişkiselliğini ve burada sadece objektif kriterler değil, nesnel kriterler değil, aynı zamanda öznel, yani çocuğun gözünden, çocuğun o içinde yaşadığı deneyimin öznesi olarak nasıl tecrübe ettiğini anlamaya çalıştığımız bir perspektif sunuyor. O yüzden de biz ne yapmaya çalışıyoruz ekipçe? Çocukların durumunun resmini olabildiğince en iyi şekliyle çekmeye çalışıyoruz. Bu bir analitik çerçeve, bir metodolojik yaklaşım. Yani bu bir araç aslında. Biz çocukların durumunu nasıl olduğunu çok boyutlu bir biçimde farklı alanların içinde hem öznel hem nesnel koşullarla koyarak resmetmeye çalışıyoruz. Bu resimden sonra izlememiz gereken sosyal politikalar, bu resmin bize çizdiği hak ihlalleri, bu resmin bize koyduğu farklılıklar, kırılganlıklar üzerine çalışmamızı gerektirecek bir şey. O yüzden de ne kadar çok kişiyle konuşabilirsek, ne kadar çok farklı uzmanlıklara erişebilirsek bunun çarpan etkisinin çok daha büyük olacağını düşünüyoruz. Burada iki tane notu da söyleyerek araştırmanın bulgularına devam edeceğim. İlk günden yani ilk Türkiye'de yapılan ilk çocuğun iyi olma hali gene İstanbul örneklemi üzerinden işte neredeyse 18 yıl, 15 yıl geçti. O çalışmada aslında birçok kavramı Türkçeleştirmeye çalıştık. Birçok farklı endeksin alanların uygulamasını Türkçeleştirdik. Farklı çalışmalardan Türkiye'ye uygun bir çerçeve çıkartmaya çalıştık. Bu açık bir kaynak olarak var. Eşitsiz bir toplumda çocukluk diye. Arkasında bütün araştırma malzememiz de var. Yani yaptığımız anket soruları, kullandığımız özellikle daha küçük yaş grubu için baktığımız her şey ve buradan da ortaya çıkmış birçok çalışma, tez ve rapor var. Bunların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun açık kaynak olduğunu, bütün aslında neredeyse öğrettiğimiz çocuğun iyi olma haliyle ilgili çalışmaların açık kaynak olduğunu vurgulamak isteriz. İkincisi, ilk günden bugüne bütün ister çocuk işçiliği ile ilgili olsun, mevsimlik tarımda yaptıklarımız, göçmen çocuklarla yaptığımız çalışmalar da dahil olmak üzere her seferinde çocuk ve ebeveyni birlikte yaptık. Objektif olan, nesnel olan bazı soruları çocuklara sormayıp ebeveynlerden almaya çalıştık. Bunun da çok hayati olduğunu düşünüyoruz. Çünkü evet çocuklarla çalışmak, çocukların araştırmacı olarak, yani araştırmacının çocuğa durumunu sorması çok hayati. Ama çocuğun üstün yararını gözeterek, onları o mülakattan ya da o anketten önceki durumlarından daha kötü bir durumda ruhen bırakmayacağımızı da gözeterek bunu yapmamız lazım. Çocukla çalışmanın etik boyutunun da bizim için çok hayati olduğunu ve bütün çalışan arkadaşlarımızla ya bu alanda çaba sarf eden ister sosyal bilimciler ister sivil toplumdaki arkadaşlarımız olsun bunun da altını çizerek vurgulamak isteriz. Bu yüzden de her seferinde biz ebeveynlerle çocuğu beraber yaptık. Çocuğun içinde bulunduğu hanenin durumunu, detayları, yoksulluk ve yoksunluğu mümkün olduğu kadar ebeveynlerden o verileri toparlamaya çalıştık. Çocuğa daha çok deneyimlerini sormaya çalıştık. Bunun dışında gösterge alanları diyoruz. Yani şöyle diyelim, bütüncüllükten bahsettik ve farklı başlıklarımız var. En son olarak da onu söyleyeceğim. Çok klasik bildiğimiz alanlar var. Örneğin maddi durum,
Örneğin eğitim, sağlık. Bunlar zaten çocuk refahında da hep tartıştığımız, hep konuştuğumuz alanlardı. Ama bunların yanı sıra özellikle risk ve güvenlik alanında çocuğun kendi deneyimlerinde koyduğumuz bir kısım var. Her gün daha farklı bir şekilde şekillenen ev ve çevre alanı var. Yani evin koşullarının yanı sıra içinde bulunan çevre, ki şu an çevre iklim krizinin gittiği durumu düşünürsek belki burayı hep beraber yeniden düşünmemiz gerekiyor. Ne tür değişkenlere, göstergelere bakmamız gerektiğini. Ve tabii ki bizim için çok hayati olan ilişkiler ağı, çocuğun okuldaki ilişkileri, evdeki ilişkileri, arkadaşlarıyla ilişkileri ve öznel iyi olma hali. Subjektif well-being dediğimiz, yani öznel olarak çocuğun nasıl hissettiği. Okulda, evde, mahallede ya da yeni bir alan olarak önerdiğimiz ve belki birlikte gene düşünmeye devam edeceğimiz, yeni başladığımız TÜBİTAK projesinde de çok kafa yoracağımız, yormaya başladığımız dijital dünya. Çünkü bu klasik bir alan değil, yeni bir alan. Ama şu anda da göreceksiniz bulgularda çocuklar sınıf farkından, sosyoekonomik statüden bağımsız olarak en geniş bir yüzdenin dijital dünyada, sosyal medyada olduğunu görüyoruz. O yüzden de bunu da birlikte gene düşünmek üzere sunuyoruz diyeyim. Başka eklemek gereken bir nokta var mı sizce? Atladığım tamam. O zaman sunuma geçeceğim. Herkese sabır diyeyim. Böyle de başlayayım. Araştırmanın künyesiyle başlayayım. 4 Mart 6 Nisan 2023 tarihinde İstanbul'da yaşayan haneleri temsilen 803 hanede, 100 mahallede, 803 ebeveyn ve çocukla yaptık. 12-18 yaş aralığında, bunu vurgulamak önemli. Yani 12 yaş altı ile yapmadık çünkü 12 yaş altına anket değil, daha farklı türde anketler uyguluyoruz. Bu anketi 12-18 aralığında yaptık. 100 ise yapıldı, 405 anne, 398 baba. Ve bu bizim açımızdan ilk kez anne baba dengesinin bu kadar yakın olduğu bir anket oldu. Genelde anneler daha ağırlıklı olur. O yüzden de bizim için böyle bir ayrı kıymeti var. Her ne kadar ona burada çok fazla girmeyecek olsak da. 49'u 11-14, 51'i 15-18. Yani yarı yarıya diyebiliriz. 53 erkek, 47'si kız çocuğu. Fraktal araştırma tarafından gerçekleştirildi. Her zaman olduğu gibi sahadaki araştırmada yer alan arkadaşlara ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü biz kısa anket yapmayı maalesef hala beceremiyoruz. O yüzden de oldukça zor bir süreci götürdüler. Zor yani hem ebeveyn hem çocukla bir hanede bu uzun anketi yapmak, tamamlamak çok kolay bir şey değil. Şimdi bu sefer size çocukların aile ortamıyla başlayalım dedik. İçinde bulundukları İstanbul'daki temsili bir hanelerin aile ortamını bir resmini çizmeye çalışacağız önce. Şimdi ebeveynlerin eğitim düzeyini çok önemsiyoruz. Sadece çocuğun iyi olma hali çalışmalarından değil, Emre Hoca'nın yıllara dayanan deneyimi ve bizim bütün bu alana girdiğimiz insani gelişim alanında çalıştığımız bütün süre boyunca ebeveyn eğitim durumunu çok belirli sosyoekonomik statünün çok temel belirleyeni olarak gördük. Ve bu çalışmada da yine bunun yansımasını göreceksiniz. Baktığımızda %37 civar ilk öğretim ve altı görüyoruz ebeveynlerin durumunu. Anne ve baba ayrımını da görüyorsunuz renklerde. Lise 54, anne, baba 50. Üniversitede anne %8, baba %10. Şimdi bu tabii aslında daha önceki çalışmalara baktığımızda biraz eğitim düzeyinin yukarıya çekildiğini, daha olumlu bir durumda olduğunu görüyoruz. Anne baba arasındaki o ufak fark lisede, üniversitede toplumsal cinsiyet farkını gösteriyor. Şimdi biz bu verilerden yola çıkarak sosyoekonomik statü hesapladık. 3 tane sosyoekonomik statü var. Bunu bundan sonraki bütün slaytlarda neredeyse göreceğiniz için burada daha detaylı söylüyorum. Düşük, orta ve yüksek olarak ve neredeyse bütün ilişkili olan değişkenlerle kontrol ettiğimizde gerçekten de bu anne babanın eğitim durumunun temel belirleyen olarak resmi şekillendirdiğini görüyoruz. Şimdi gene diğerlerinde olacağı için ben genel bilgi söyleyeyim. Düşük, orta, yüksek ve genel olarak yansıtmış durumdayız resmi. Genel dediğimiz toplamı. Yani toplam ailedeki çocuk sayısı 3'ten büyük olan %34. Ama burada düşük
sosyoekonomik düzeye baktığımızda gördüğümüz rakam %63,5. Ortaya baktığımızda 18,6, yükseğe baktığımızda 23,7. Ama en son gördüğümüz sütun burada geneli temsil edecek, genelle kastettiğimiz de temel veri. Hanedeki kişi sayısının büyüklüğüne baktığımızda da yine sosyoekonomik statünün burada önemli olduğunu görüyoruz. Neredeyse %60 dolayında 5'in üzerinde kişi var. Gene bu düşünebilirsiniz, hani ev koşullarını oldukça etkileyen evin kalabalık olması da çünkü bizim daha önceki çalışmalarımızdan bildiğimiz önemli bir etken. Benzer bir durumu biz bütün bu veriyi işte toplumsal cinsiyet, yaş birçok farklı değişkene göre kontrol ederek gidiyoruz. Göreceğiniz üzere daha çok sosyoekonomik statü üzerinden anlatacağız. Çünkü en çarpıcı, en büyük farklılıkları biz burada gördük. Bunu belirtmek gerekiyor. Belli bir takım düzelmeler o 15 yıl önce yaptığımız çalışmayla kesinlikle var. Bunu da söylemek gerekiyor. Ama hala özellikle bu düşük sosyoekonomik statü dediğimiz aile grubunun durumu diğerlerinden oldukça farklı ve bizim bu içinde olduğumuz çoklu krizler, var olan krizler açısından baktığımızda da buraya kafa yormamız gerekiyor. Çok ciddi olarak uğraşmamız gerekiyor. Şimdi gene bir çarpıcı veri. İstanbul'a göçle gelenlerin oranına baktığımızda biz düşük sosyoekonomik statüdeki ailelerde bunun %76,5, %77 neredeyse olduğunu görüyoruz. Şeye baktığımızda ortada bu 18-19'a iniyor. Bu çok büyük bir şey. Yani Türkiye'de iç göçle, bu arada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından bahsettiğimizi belki tekrar söylemem lazım. Bu araştırmaya katılanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar. O yüzden burada göçten bahsettiğimizde iç göçten bahsediyoruz. Bunu da akılda tutmamız gerekiyor. Yaşadığı mahalleden ayrılmayı düşünenlerin oranı ise oldukça düşük. Aslında herkes yaşadığı mahallede neredeyse kalmak istiyor. Ortalama %11, düşük ve yüksekte neredeyse aynı %15 gibi bir oran değiştirmek istiyor. Herkes aslında kaldığı mahallede kalma eğiliminde. Şimdi gene bizim çok yıllardır hep sorduğumuz yiyeceklerin tüketilme sıklığı var. Bu arada ben bunların hepsinin tüm detaylarını her slide'da söylemeyeceğim. Yoksa buradan akşama kadar çıkamayız. Böyle daha çarpıcı olanları söyleyeceğim. Hani ilk başta biraz daha detaylı anlattım ki okumaları siz de daha sonra yapabilirsiniz diye. Şimdi burada gördüğümüz ilk başta örneğin peynir, süt, yumurtada işte gene ufak da olsa farklar var ama çok daha birbirine yakın görüyoruz. Bu grafiği de biraz okumayı anlatmaya çalışayım size. Kare gördüğünüz büyük rakamlar ortalamayı veriyor. Yani tüm veriyi veriyor. Onun ortalamasını söylüyoruz. Örneğin diyelim ki halk ekmeğe baktığımızda tüm yaptığımız, görüştüğümüz hanelerin %33,5'i haftada iki ya da daha sık halk ekmeği tükettiğini söylüyor. Yeşil üçgenler düşük gösteriyor. Bu şu demek, %42 en düşük sosyoekonomik statüdekiler tüketiyor. 21 yüksek, en altta kalan da yüksek sosyoekonominin tüketmesi gibi. Şimdi buradaki çarpıcılara bakarsak, yani bizim açımızdan çocuğun iyi olma hali açısından besin anlamında, örneğin koyun veya dana eti, kırmızı et tüketimine baktığımızda aradaki fark en yüksekle en düşük arasında %20'den fazla. En düşükler %12,5 tüketiyor haftada iki ya da daha sık. En yüksekler ise %37 oranında. Benzer bir biçimde örneğin balığa baktığımızda da, yani genel tüketim zaten aslında çok yüksek değil. Ki burada tabii ki gene hangisinin daha iyi bir beslenme olduğunu ayrıca tartışabiliriz. Ama bunlar bizim klasik setteki sorularımızdır. En düşük gelir düzeyindekilerin balık tüketimi %2, haftada iki ya da daha sıkta. Benzer bir biçimde evde yapılanların dışında tatlı ürünler, pastane ya da dışarıdan alma, bu da genelde bizim önemli göstergelerden bir tanesidir. Bunu saf şey değil, yani sağlıklılık açısından değil de tüketebilme açısından, burada da yine aradaki farkın %15'ten fazla olduğunu görüyoruz. Şimdi kırılganlıklar dediğimiz şey, evdeki kırılganlıklar dediğimiz şey ise evde bir engellinin olup olmadığı sorusu ya da sürekli bakım gerektiren hastalığı olan birinin olup olmadığı sorusu. Şimdi bunun normal şartlarda biraz böyle hani eşit dağılması aslında beklenir ama öyle olmadığını görüyoruz ve gene bunun üzerine kafa yormanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben.
%3 civarı, %3,3 görünüyor genel resim. Ama düşük sosyoekonomik statüde bu %7'ye yakın, %6,8. Yine bence üzerine kafa yormamız gereken bir veri bu. Benzer bir biçimde genelde %2,4 sürekli bakım gerektiren bir hastalığı ya da rahatsız olanların oranı gene düşükte %4'e yakın. Yani burada çünkü bunun eşit dağılmaması da hani birçok bizim daha önceki çalışmalardan bildiğimiz şeyi işaret ediyor. İşte belli bir bakım alamama durumu bir kısır döngünün devam etmesi gibi belki daha sonra sorularla bunu tartışırız. Evde eşya sahipliği ve sosyoekonomik statüye baktığımızda bunlar var yanıtı verenlerin oranı. Gene bu deminki gibi biraz daha zor olan ama bizim için birkaç farklı veriyi bir arada tuttuğu için çok kıymetli olan slaytlardan. Burada şunu görüyoruz. Mesela otomatik çamaşır makinesi eskiye göre fark etmiş, neredeyse bütün evlerde var gibi. Cep telefonu bütün evlerde var gibi, ki buna şaşıracaksınız. Genel olarak hani diğerleri arasındaki farkın bu sosyal medya ve cep telefonlarında kapandığını görüyoruz. Bulaşık makinesi bir %10'luk fark gösteriyor gibi. İnternet bağlantısı burada başlıyor farklar. %75 sosyoekonomik statüsü düşük olanlarda, yani her 4 çocuktan aslında birinin evinde internet yok gibi düşünebiliriz. Bu gene de yüksek bir oran diyebiliriz, özellikle Türkiye'yi düşündüğümüzde, Türkiye'nin genelini, ama İstanbul'u düşündüğümüzde de hani bu, çünkü internet de temel bir hak mıdır? Özellikle çocukların artık eğitimin bir parçası olarak kullandığımız bir alan olduğu için bunu tartışmak gene önemli. Çünkü burada da diğer ailelerde, diğer sosyoekonomik statülerde neredeyse %100'e yakın bir durum görüyoruz. Evde kullanılan bilgisayar ve tablette de gene açılıyor. %30'luk bir fark var. %68 en düşükte. Sizin kullandığınız bir kredi kartı da çok ciddi bir farkı gösteriyor. %93'ten, %94'ten %58'e düşüyoruz. Kredi kartı birden o sınıfsal durumun çok önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü acil durumda kullanabileceğiniz bir kredi kartının dahi olamaması aslında başka bir tür yaşamı, başka tür bir kırılganlığı gösteriyor. Otomobil genelde zaten %44 civarında, 61,5'u yüksekte görüyoruz. 31'i de en alt grupta, en düşükte görüyoruz. Hanenin geçim durumu ve sosyoekonomik statüye baktığımızda bu bizim algı setimiz. Yıllardır aynı algı setini birçok farklı çalışmada söyledik, sorduk. Eğer pahalı ve zorunlu olmayan şeyler satın almazsak geçinebiliyoruz dediğimiz cümlede ortalamada %41'i görüyoruz. Burada %25, yani her 4 aileden 3'ü bunu seçememiş. Düşük sosyoekonomik statüde, ki burada şunun da farkında olmamız lazım, bunlar algı sorusu olduğu için yaşam koşulları aslında çok farklı. Yani bir üst gelir düzeyindekinin bu cümleden anladığı ve hayır geçinemiyoruz demesiyle tüketim, yani objektif kriterlerle baktığımızda başka dünyalardan bahsediyoruz. Sık sık yemek ve kira gibi temel ihtiyaçlarımız için bile yeterli paramız olmaz diyenlere baktığımızda da düşükte %19 görüyoruz. Bu yine her 5 aileden birinin en temel ihtiyaçları için yeterli olmadan paramızın ifadesini söylediğini gösteriyor bize. Bunu şu açıdan kıymetli görüyoruz. Bu ailenin kendisini, ebeveynlerin kendisini yaşam koşullarını nasıl gösterdiğine dair bir algı. Yani öznel olarak bir değerlendirme. Burada yine bizim 15 yıl öncemize göre kıyaslarsak bir iyileşme durumu söz konusu, ama hala en düşük için oldukça önemli bir grubun en temel yemek ihtiyacını karşılayamama ifadesinin yer aldığını görüyoruz. Şimdi çocuklar özelindeki ihtiyaçlar ve onların karşılanamaması durumunu sorduk. Bu diğeri geneldi. Gene burada çok ciddi olarak ilk kez görüyorsunuz ki en düşük sosyoekonomik statüler bu sefer yukarı çıktı. Çünkü maalesef karşılanamayan ihtiyaçlarda okul gezisi ve benzeri etkinlikleri karşılayamamak %35 en düşük sosyoekonomik statüde. Bu önemli bir rakam. Çünkü çocukların bunların karşılanamadığı durumda hissettiği yoksunluk hali bizim açımızdan çok kıymetli.
ders ve dershane masrafları ki gene her ne kadar dershaneler tatlı desek de gerçek hayatta bunun karşılığı yok. %27 oranında bunu yapamadığını söylüyor ve bu şu demek işte her 4 çocuktan birinin ailesi buna yetmediği için böyle bir ihtiyaç olduğu halde karşılamıyor. %16'sı bunlar en düşük sosyoekonomik statüleri söylüyorum. Ortalamaları siz gene kare olarak görüyorsunuz. Giderek gıda ve sağlıkta durum azalıyor. Sağlıkta %5, %6 gibi bir orandan bahsediyoruz. Dediğim gibi hani her birini tek tek okumamaya çalışıyorum ama bir yandan da kıyamadığım için çok uzatarak gidiyorum muhtemelen. Şimdi arkadaşlardan birazdan uyarı gelecek bana. Ekonomik krizde yaşananlar ve sosyoekonomik statünün de önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz hal her sınıfsal ya da her sosyoekonomik statünün çok zorlandığı bir durumda. Hepimiz aslında ortak bir darboğaz ve krizin içindeyiz ama tabii ki kırılganlıklar düşükte çok daha fazla oluyor. Bankalardan borç aldınız mı sorusuna baktığımızda %48 oranında yani neredeyse yarı yarıya düşük gelir durumundakilerin düşük sosyoekonomik statülerin aldığını olduğu yanıtını verdiğini görüyoruz. Çevresinden de %46 aldığını görüyoruz. Burada belki şunun şeyini söylemek lazım. Aslında yani %17'den başlıyor bizim buradaki şeyimiz. Ortalama da %28. Yani her dört, bizim araştırmamızda katılan her dört aileden biri, minimum biri bankadan ya da yakın çevreden borç almış durumda. Bunu belirtmekte fayda var. Tasarrufunu bozdurmak zorunda kalmış durumda. Ödemelerini geciktirme de benzer bir biçimde. Yani biz %25 genel İstanbul için söylüyoruz. %25 oranında minimum böyle bir borç alma, tasarruf bozdurma, ödemeleri geciktirmenin olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Satılma da benzer bir biçimde. Tabii bu satma hani satabilmek için bazı şeylerinizin olması gerekiyor. Bunun da altını çizmek lazım. İşsiz kalma keza %35 gene en kırılgan grupta. Yani burada biz hep şunu söylüyoruz. Tabii ki krizler hepimizi etkiliyor. Ama en dezavantajları çok daha farklı şekilde vuruyor. Burada da %36 oranında aileden birinin işsiz kaldığı bilgisi var. En düşük sosyoekonomik statüde. Borç ödeyememe, evden taşınmak zorunda bunlar da biraz daha düşük oluyor. Ailede eğitime ara veren olduğumu çocuklarımız arasından sorumuzda da %4 oranında en düşük sosyoekonomik statüde var. Ortalama İstanbul genelinde sadece 1,5. Bu dediğim gibi biz bu tür soruların hepsini şimdi yeni çalışmamızda Türkiye temsiline taşıyacağız. Burslara baktığımızda genel olarak burs oranlarında düşükte %11 görüyoruz. Ortada %2,7, yüksekte 5,3. Bunların bir kısmı tabii başarı bursu. Genel olarak baktığımızda bizim araştırmaya katılanların %6'sının burs sahibi olduğunu görüyoruz. Ağırlıklı olarak da milli eğitim bursundan bahsediyoruz ve bunu belediyeler izliyor. Şimdi bu çok tartışılabilecek bir şey, o yüzden hızla geçeceğim. Çocukların sahip olması istenen değerler, ailelerin çocuklarının sahip olmasını istediği değerleri yansıtıyoruz. Burada da belli bir ortaklık var ama farklılaşan aranın makasın büyüdüğü değerler de var. Örneğin işte çalışkanlığa baktığımızda orta sınıfın %77 gibi bir yani orta sosyoekonomik statü dediğimizde %77 bu değere sahip olsun diyor. Terbiyeyi %87 diyor. Şeye baktığımızda mesela çalışkanlık en düşük sosyoekonomik statüde %58'e iniyor. Şimdi bu çalışkan olmasınlar demek değil ama en fazla belirtilenler, yani önceliklendirme açısından bir farklılık görüyoruz. Bunu hakikaten bence herhalde burada saatlerce konuşabiliriz bunlar ne anlama gelir diye. Benzer bir biçimde mesela sebat, azim, kararlılık da beni çok etkileyen vurgulardan. Ortada %60, orta sosyoekonomik statü %60 böyle bir değer olsun istiyor. En düşük sosyoekonomiye baktığımızda %26 görüyoruz. Yani birinde 60, birinde 26 nasıl olabilir? İşte belki bunu, yani benim kafamda öyküler var ama dediğim gibi bu yorumlamayı belki sonra Başak ve Gözde birazcık daha yapmaya çalışacak. Oraya girmeyeyim.
Hayal gücünün genel olarak düşüklüğü bir not olarak belki konmalı. Halbuki biliyoruz ki içinde yaşadığımız çağda belki en önemli değerlerden bir tanesi çocuklarımızın hayal kurabiliyor ve sınırların ötesinde düşünüyor olması. Dindarlıkta da bir çok büyük makas var. Yine onu da söylemeden geçemeyeceğim. En düşük sosyoekonomik statüde dindarlık %52,5. Yani her tane aileden bir tanesi söylemiş durumda. Orta bir baktığımızda ise o %15 civarında. Yani bu da aradaki makasın büyük olduğu bir gösterge. Şimdi çocukların derslerine yardımcı olabilmeyi biz her zaman önemli görüyoruz. Yani ebeveynlerle çocukların arasındaki hem ilişki hem de çocukların aslında sosyal sermayesi bu. Tabii ki bunun zaten eğitim üzerinden kurguladığımız sosyoekonomik statüyle ilişkili olması çok tabii ki beklenebilen bir şey ama gene burada makasın çok büyük olduğunu görüyoruz. Az derecede diyenler, yani çocukların derslerine yardımcı olabilmede az derecede diyenler %63 düşük sosyoekonomik statüde. Oysa yükseğe baktığımızda %55'i yüksek derecede yardımcı olduğunu söylüyor. Yani çocuklar sadece içinde oldukları, sahip olduğu maddi koşullar açısından değil, başka tür destek mekanizmaları, ebeveynlerin ellerinin üzerinde olması, onlara ders çalıştırması açısından da aslında bir yoksulluk içinde kalıyorlar. Bunu da söylemekte fayda var. Benzer bir durum internet ve sosyal medyada yeterlilik algısında karşımıza çıkıyor. Şimdi bu da neden önemli? Çünkü göreceksiniz bir sona doğru olan slaytlarımızda çok geniş bir kitle sosyal medyaya erişir durumda. Ve orada bizlerin ebeveynler olarak yetişkinlerin onları bir biçimde yani hem onların yaratıcılıkları ve bu dönemin koşullarına adapte olmasını ama hem de kendilerini işte ne diyelim siber zorbalık da dahil olmak üzere koruyabilecekleri bir şekilde orada var olmalarını sağlamamız gerekiyor. Oysa yeterli değilim diyen düşükte çok yüksek yani düşük sosyoekonomik statüde %54'ü yeterli olmadığını ifade ediyor. Yani kişinin kendisinin bu ifadede bulunması önemlidir. Çünkü hani genel olarak hani şey deriz hani elimden geleni yapıyorum vesaire. Hani yetersizliğinin bu kadar açık bir ifadesi sosyoekonomik statüsü düşük olan ebeveynlerde önemli bir gösterge. Burada da yeni bir sosyal politik alanı olarak önemli bir şey görüyoruz. Ortada mesela bu %9'a düşüyor. Yani %91'i diyor ki ben yeterliyim çocuğuma yardımcı olabilmekte. Yüksekte bu %96'ya çıkıyor. Yani bu da gene kafa yormamız gereken bir durum. Şimdi bu deminden anlattığım bütün verilerimiz ebeveynlerden aldığımız veriler. Yani yetişkin anketinin bulgularıydı. Bundan sonra sunacağımız bütün slaytlarsa çocuklardan gelecek. Bir tek aradan kaygı hariç onu da söyleyeyim. Maddi duruma baktığımızda çocukların, bu arada maddi durum, yani çocuklara kendisiyle ilgili sahip olduğu şeyleri sorduğumuz ve en de böyle hani çekinerek sorduğumuz sorularda bizim daha önceki çalışmalarımızda daha yüksek çıkan hani kışlık ayakkabı, bot, mont, palto var mı sorusu sevindirici bir biçimde daha yüksek oranda herkesin neredeyse var olduğunu görüyoruz. %2'lik bir fark var ama yani bu genel veriye baktığımızda diğer alanlardaki makasa göre çok daha kapanmış durumda. Ama kendime ait özel yatakta neredeyse 20'ye yakın bir ayrım burada başlıyor. Bizim ilk çalışmamızda yani 2008-2009'da başladığımız ilk TÜBİTAK çalışmasında biz bu kendine ait odadır aslında soru. Türkiye'ye adapte ederken kendine ait yatak diye etmiştik ve hani işte her bir çocuktan birinin olmadığını tartışmıştık. Hatta göçmen çocuklarda daha yüksek olduğunu yani iç göçle gelende daha fazla olduğunu göstermiştik. Yani burada da yine bir iyileşmeden bahsediyoruz. Ama şu anda yine de %17 oranında İstanbul'da yaşayan çocukların kendine ait bir yatağının olmadığı da hani çarpıcı bir iyileşmenin olduğunu söyleyerek ama yine de yoksunluğunu söylemek gerektiğini düşünüyorum. Benzer bir biçimde %20 gene en düşük sosyoekonomik statüde gerekli ders malzemesi yok. %20'sinde gene evde internet erişimi yok. Kendine ait akıllı internete çıkan cep telefonu da %30'da yok. Şimdi nereden okuduğunuza bağlıdır zaten veriler. Şunu da diyebiliriz. En düşük sosyoekonomik statüde %73 oranında kendine ait interneti olan bir cep telefonu var. Ki bu yüksek bir oranda diyebiliriz Türkiye geneline karşılaştırarak. Ama diyebiliriz ki şu anda İstanbul'da yaşayan her 10 çocuktan 3'ünün internet erişimi kısıtlı. Yani bunların dediğim gibi yorumlanması için özellikle bu farkları da vurgulamak istiyorum. Okul gezileri ve okuldaki etkinlik dediğimiz anda makas çok daha büyüyor. %40
çocuk okuldaki gezilere, etkinliklere katılamıyor. Ve bu en düşük sosyoekonomik statüde. Bu önemli bir fark. Çünkü bir de şöyle düşünebilirsiniz. O okulların zaten gezileri diğer tırnak içinde özel okulların gezileriyle aynı koşullarda değiller. Çok daha belki bir İstanbul içi geziyi bile kaldırmakta ailelerin desteklenmesine zorlandığı geziler bunlar. Hani bunların da çok daha evrensel bir biçimde bütün o çocukları kapsayacak bir şekilde kurgulanması çok hayati. Bilgisayara geldiğimizde daha da açılıyor bu fark. %90 civarı sosyoekonomik statüsü iyi olan ailelerin ama en düşükte %48'e düşüyor. Yani aradaki makas %50'lik bir fark gösteriyor. Bunun da gene belirtilmesi gerekiyor. Yani %76 İstanbul geneli ama biz sosyoekonomik statüde böldüğümüz anda veri o kadar farklılaşıyor ki o yüzden size öyküyü bu biraz daha zor olan grafiklerle anlatmak istedim. Ailenin maddi olanakları hakkındaki algılara baktığımızda ne görüyoruz? Şimdi yapmak istediğim ama yapamadığım harcamalar var diye baktığımızda %36 yüksekte tahmin edildiğimiz üzere %57 çocuk diyor ki düşük sosyoekonomik statüde aslında yapmak istediğim ama yapamadım. Şimdi gene burada göreceliğin altını çizeceğim çünkü bu görecelilik diğerindeki yani en üst düzeydeki çocukların, en üst sosyoekonomik statüdeki çocukların yapmak istediği şeylerle aslında aynı şeyler değil. Bizim bütün çalışmalardan bildiğimiz farklı dünyalarda yaşıyoruz. O cümlesi sadece kutuplaşma çalışmamız için geçerli bir cümle değil. Maalesef İstanbul farklı insani gelişmişlik düzeylerinin de izlediğimiz, gözlemlediğimiz bu çeşitliliğin ve yoksulluk hallerinin çok farklı şekilde yaşadığımız bir şey. Çocuklar bunu söylüyor. Ailemin ödemekte zorlandığı borcu var. En düşük sosyoekonomik statüde %35,5. Gene bunun hani çocuklar tarafından hissedilip bizim araştırmamıza yanıt olarak yansıdığını söylemek lazım. Yani bu objektif durum anlamına gelmiyor. Çocuğun ailesiyle ilgili bildiği bilgiler üzerinden. Babam bazen işsiz kalabiliyordu. Yine en düşük sosyoekonomik statüde her 4 çocuktan biri bu cümleyi söylüyor. Ev kirasını ödemekte %20'lere geliyoruz en düşük sosyoekonomikte. Okul masraflarımı ödemekte gene bu okulların çoğunun birazdan göreceğiniz üzere devlet okulu olduğunu söyleyelim. Bu minimum demek %17'si çok zorlandıklarını söylüyor. Harçlık alma durumu düzenli olarak harçlık alma da gene önemli göstergelerden biridir. Burada da gene sınıfsal bir durum karşımıza çıkıyor. %70'i evet diyor en düşük sosyoekonomikte. Diğerlerinde %95. Miktarına nasıl karar veriyoruz da baktığımızda da burada bir dalgalanma var. %55 beraber veriyor, %76 ortada, yüksekte ise %68. Burada şöyle bir şey var, tamamen düz bir çizgi izlemiyor. Çünkü ortadaki yoğunluk, en kalabalık grup aslında bu 404 tane. Orta dediğimiz sosyoekonomik statüsündeki grupta daha farklı davranış pratiklerini de görüyoruz. Biraz belki bunu sonra konuşuruz. Çocukların çalışma durumuna baktığımızda bu çocuklar okulu bırakmış çocuklar değil, çalışan çocuklar. Yani okulla beraber de çalışıyorlar. 2009 araştırmamızda %11'di İstanbul. Burada %5'e düşmüş durumda. Ama bunun önemli bir noktası sosyoekonomik statüyle ilişkilendirdiğimizde tamamı düşükte. Yani düşük sosyoekonomik statüdekiler çalışıyor. Bunun vurgulanması önemli geliyor bana. Yüksekteki o 1.8 başka tür çalışmalara da denk geliyor. Ve bir de tabii daha önemli vurgulardan bir tanesi işin toplumsal cinsiyet boyutu var. Erkek çocuklar çalışıyor. Ama bu evin dışındaki çalışmalar olduğunu söylemek lazım. Ev içi bakım yüküne zaten geleceğiz. Orada gene toplumsal cinsiyet rol paylaşımını görüyoruz. Çocuğun ailesinin maddi durumunun karşılaştırması ve ekonomik statüye baktığımızda ne görüyoruz? Burada aslında bir görecelilik var. Hani bilmiyorlar mor renk. Onlar yoktu daha önce. Bilmiyorlar var. Ama şunu söyleyebiliriz. Burada mesela ortada olabildiğince daha benzerlik olduğunu söylüyorlar ortada. Ama hani çok büyük bir şey yok. Belki ailem, arkadaşlarımın ailelerine göre daha varlıklı diye yüksek sosyoekonomik statüde bir %31 var. Hani belki bunu düşünebiliriz aradaki büyük fark olarak.
Memnuniyete baktığımızda da gene orta ve yüksek sosyoekonomik statüde çok büyük bir fark görmüyoruz. Düşükte %21'i memnun olmadığını ifade ediyor. Bunu daha sonra da göreceğiz. Ne memnunum ne de değilim. Büyük bir grup olarak sosyoekonomik statüsünün en düşük olan çocukların ifadesi çıkacak. Yani çünkü burada işte yanıt verebilme, sorulara karşılık verebilme de genel olarak öyle bir büyük orta grup göreceğiz düşük sosyoekonomikte. Diyecek ki ne memnunum ne de değilim. Bunu da sonraya. Ama şöyle söyleyelim. 5 çocuktan biri en düşük sosyoekonomik statüde diyor ki ailemin maddi durumundan memnun değilim. Gene dediğim gibi bu ifade edilmesi çok kolay bir şey olmamasına rağmen. Evdeki yaşam koşulları hızla bakıyorum. Biraz hızlanıyorum çünkü ne kadar oldu? 1 saat oldu mu? Tamam. O zaman hızla geçmeye çalışayım. Çocuğun yattığı oda ve sosyoekonomik statüye baktığımızda da çocuğun kendisine ait tek başına ayrı bir odası sosyoekonomik açıdan düşük olan ailelerde sadece %30, yani %70'i odasını paylaşıyor. Bu kardeşi olabilir, ortak alan olabilir. Diğerlerinde burası yükseliyor. %74-75 civarı ayrı odası var. Evin fiziksel sorunları ve sosyoekonomik statüye baktığımızda da genel olarak evin koşullarından memnuniyet var. Ama gene sınıfsal bir fark görüyoruz. %20 civarı bir odanın olmaması, evin kalabalık olması, bahçe ya da balkonun olmamasından memnuniyetsizlik, sosyoekonomik statüsü düşükte ifade edilmiş durumda. Çocuğun yaşadığı evden memnuniyete baktığımızda da dediğim gibi sosyoekonomik statüyle bir ilişki var. Ama burada gene büyük bir ne memnunum ne de değilim ifadesini özellikle en düşük sosyoekonomik statüde görüyoruz. Şimdi buradan başlayarak çocuğun biraz daha bütün bu maddi koşullar, yani ebeveynlerin anlattığı ve çocukların anlattığı maddi koşullar içinde nasıl hissettiğine geçiyoruz. Ruh hali konusu önemli. Yaşamdan genel olarak memnuniyeti sorduğumuzda şunu görüyoruz. Genel olarak şunu söyleyelim, hani bunlarda hep böyle daha memnunum yanıtı yüksek çıkar. Bu bir 0 ile 10 arası bir skala gibi düşünün. 0, 1 ki memnun değil, 3 ile 7 arası ne memnun ne de değil, memnunsa 8 üstüdür. Şimdi öyle baktığımızda genel olarak %63'ü memnun olduğunu ifade ediyor. Ama gene burada sınıfsal farklılıkları görüyoruz. Çünkü sosyoekonomik statü açısından baktığımızda bu oran %47'ye düşüyor. Yani genelde %63, sosyoekonomik statüde %47, %70 üzeri memnuniyet orta ve yüksek sosyoekonomik statüde. Cinsiyete göre dağıttığımızda ne görüyoruz? Şöyle özetleyebiliriz belki. Kız çocukları daha mutlu erkeklerle kıyasladığımızda. Ama en mutsuz grup 15-18 yaş erkek çocuğu. Gene bunu farklı şekillerde her birimiz uzmanlıklarımız çerçevesinde tartışabiliriz. Bunlar hani mutlu olanların oranı yansıttıklarımız. Dediğim gibi bir kere daha tekrar edeyim. Bütün bu slaytlar çocuk çalışmalarındaki ilgili duygunun hemen altına yüklenmiş durumda. Hani bazı noktalar hızlı geçiyorum ama oradan şu an bilgisayar başındaki arkadaşlarımız zaten oradan açabilirler. Salondaki arkadaşlarımız da daha sonra indirip bakabilirler. Kaygı sorusu. Kaygı çok yüksek çıkmış durumda. Bunu bir söylememiz gerekiyor. Mesela ailenin bireylerinden birinin başına kötü bir şey gelmesi ortalama %90. Yani çocuklardan bahsettiğimiz %12-18 yaş arası çocuk grubunun ailesiyle ilgili böyle bir kaygı yüzdesi oldukça yüksek. Covid-19 %73 geçmiş olmasına rağmen endişeler burada devam ediyor. Burada ilginç bir biçimde biraz sınıfsal bir durum da var. Orta sosyoekonomik statü bu %85, düşükte %58. Hani bu da enteresan bir makas, belki bunu da söylemek lazım. İşsiz kalmaya baktığımızda gene %63 gibi neredeyse bir ortak genel endişe hali var. Yani sınıflardan bağımsız yüksek, orta, düşük böyle bir kaygı durumu var. Derslerde başarısızlık da gene %59, yani bayağı yüksek. Çocukları biz dersler konusunda da endişeli bir biçimde yetiştiriyoruz. Ekonomiden endişe %57. Arkadaşsız kalmak mesela bundan daha aşağıda. Yani çocuklar daha çok başarısız olmaktan endişe ediyorlar ama arkadaşsız olmaktan daha az endişe ediyorlar. Ya da belki arkadaşlarına daha çok güveniyorlar. Taşınmak zorunda olmakta da gene bir sınıfsallık karşımıza çıkıyor.
en düşük sosyoekonomik statü %46 endişe duyuyor taşınmak zorunda kalmaktan. Oysa diğerlerine baktığımızda orta ve yüksekte bu %20 hatta %18. Okul değiştirmek zorunda kalmak da benzer bir biçimde bu çocuklar için önemli bir nokta. %15 orta seviyede, yüksekte bu endişe %30, en düşükte %42. Ama dediğim gibi yani oranlara bakın, çocuklarımızı oldukça kaygılı yetiştirdiğimiz, kaygılı bir bireyler olarak büyüdüklerini göreceksiniz. Ebeveynlere bu, bir tek bu ebeveyn anketinden, demin söylemiştim ya bundan sonra tamamı çocuk ama bir tek bu. Ebeveynlerin kaygılarıyla sosyoekonomik statüye baktığımızda da ebeveynlerde de aslında bir endişe durumunun olduğunu görüyoruz. Hani çocuklar buna yansıtıyor muyuz? Aynı durum mu var? Bunların hepsi tartışılabilir. Ama burada tabii en önemli şey deprem. İstanbul için %94 depremden endişelendiğini söylüyor. Ekonomik kriz çıkması gene %86. Yani burada gene sınıftan ufak farklılıklar var ama ortak şey olarak. Çocuklarınızın hak ettikleri kadar iyi bir eğitim almamasıysa gene orada bir sınıfsallık görüyoruz. Orta çok daha endişeleniyor. %94. Düşükse %73. Yani sosyoekonomik statüde açısından düşük olan grup %73 endişelenirken orta sınıf %94, ki bunların aslında çık koşulları vesaire daha iyi olmasına rağmen endişe ve kaygı burada daha büyük. Terör saldırısı gene %81 gibi bir ortaklık var. İklim değişikliği %81, Covid %80. Yani hepsi yukarılarda bayağı yüksek. Yani her 10 kişiden 8'i. Hani bunu farklı farklı şekillerde söyleyince daha belki vurucu hale geliyor. Sizin ya da ailenizden birinin işsiz kalması %75 İstanbul geneli. Sosyoekonomik statü de ilginç bir biçimde %65 bu endişe. Orta sınıfta burada daha yüksek. %84. Yine hani sınıf çalışanlar, sosyoekonomik statüdeki farklılıklara bakanlar için oldukça ilginç bir veri. Son olarak da savaşa girme en düşük çıkan %55 gene. En düşük çıkan bile. Çocukların yaşam hakları, yaşamları hakkındaki algıları ve sosyoekonomik statüsüne baktığımızda ise hayatım iyi gidiyor da çok ciddi bir makas görüyoruz. %40 çocuk, yani şöyle diyelim, en düşük sosyoekonomik statüde olan çocukların %40'ı hayatım iyi gidiyor derken, yani %60'ı hayır yanıtını veriyor. Burada en yüksekse bunu %68 söylüyor. Yani aradaki fark %40'a yakın. Buradaki sınıfsallığın çocuğun kendi hayatında deneyimlenmesi. Hayatım tam olmasını istediğim gibi de %30 en düşük sosyoekonomik durum, %56 en yüksek. Ortalamaya baktığımızda %44. Bu önemli bir şey çünkü aslında şunu söylüyoruz. İstanbul'da yaşayan çocukların, bizim araştırmamıza katılan çocukların %44'ü hayatım tam olmasını istediğim gibi demiş. Diğerleri dememiş. Yani veriye öyle de bakabiliriz. İyi bir hayatım var %46, benzer oranlar olduğu için geçiyorum. Bu biraz ne hissettikleri, o yüzden son iki hafta gibi bir sorusu var bunun. Mutlu olmaya bakalım sadece, mutlu da ortalama %61 mutlu olduğunu söylüyor son iki haftada hissettikleri duygularda. Ama en düşük %45 diyor, en yüksekse %71 diyor son iki haftada mutlu olduğunu hissettiği durum. Gene burada önemli bir fark görüyoruz. Üzgün genel olarak düşük, enerjik biraz ortada. Geçiyorum. Burada cinsiyete ve yaşa göre de daha taraf bakmaya çalıştık. Gene biraz daha zor okuyabilirsiniz ama burada şunu söylemeye çalıştık. 11-14 erkek çocuk ve sosyoekonomik statüden en düşük olan gibi dağıttık. Yani son iki haftada hissettikleri duyguları cinsiyet, yaş ve sosyoekonomik statüye göre detaylandırdığımız grafik bu. Bunu geçeceğim. Sağlığı da söyleyip sonra topu Emre Hoca'ya bırakacağım. Hasta olma sıklığı ve onun hastalıklara baktığımızda şunu söylemek gerekir. Bizim böyle daha temsili olarak yaptığımız çalışmalar en kırılgan çocuklara aslında erişmiyor. Yani sağlıksızlık ya da işte engellilik, sakatlık gibi durumlar ya da hastanede olan çocuklara ulaşmıyoruz. Biz aslında hanelere ulaşmış oluyoruz ve o hanelerde de bizim anketimizi dolduranlar kriterlerimize uygun biçimde sağlıklı, tırnak içinde sağlıklı çocuklar oluyor. Bu bağlamda hani genel resmi koyuyoruz. Hani bunlar özel sağlıkla ilgili özel konulara değmiş olmuyorlar. Grip burada en fazla yaşanılan hastalık. Soğuk algınlığı gripi görüyoruz. Covid hala %8 gibi çıkmış
bunu söylemek lazım. Ve hastalıklar açısından akut ağrılar karşımıza çıkıyor. Hani çocuklar açısından bu %7 bile belki ilginç bir çalışma konusu olabilir. Daha sağlıktaki arkadaşlarımızın bakabileceği bir alan. Sıklığa baktığımızda da daha ağırlıklı olarak 6 ayda bir diye görüyoruz. Şimdi depresyon belirtisi dediğimiz durum var. Yani sorular var. O sorularla ilişkilendirdiğimiz bir şey. Bu gene detaylara girmeyeceğim. Burada depresyon belirtisi ve sosyoekonomik statüye baktığımızda en düşükte %14 görüyoruz. Bu önemli bir oran. Bu yüksekte 1.8'e düşüyor. Hani bu mutsuzluk, memnun olmama, sıkılmayla da ilişkili bir durum. Burada gene bunu cinsiyet üzerinden dağıtmaya çalıştık. Bu farklılıkların görmesi. Soru şu, ne yapıyorsun? Yani böyle olduğunda kimle konuşabiliyorsun? Genel olarak arkadaşlarla konuşulduğu çıkıyor. Ama burada da mesela en yüksek %100 arkadaşım derken orta sosyoekonomik statüde %57'ye düşüyor. Çok büyük bir fark bu. İlginç bir konu bence. Benzer bir biçimde anne baba ile konuşma en düşük sosyoekonomik statüde %25, en yüksekte %50. Yani anne baba ile depresyonda olduğunu konuşmanın bile sosyoekonomik statüyle ilgisinin olması önemli bir nokta. Ebeveynlerin çalışma durumunun burada olabilir, zamanlı olmaması olabilir, çocuk sayısı olabilir, birçok farklı değişkenle düşünebiliriz ama önemli bir nokta. Yine benzer biçimde öğretmenlerimle konuştum. Sosyoekonomik statüde neredeyse yok gibi ama en yüksekte %50. Yine bu çok önemli. Yani çocuğun sıkıntıda olduğu noktada içinde bulunduğu koşullar kimle konuşabildiğini, nasıl konuşabildiğini ele alıyor. Benzer bir çalışmayı, bu bölmeyi erkek çocuk ve kız çocuğunda da yapmaya çalıştık. Çocuklar açısından sağlığın altında koyduğumuz bir de beden, yani özellikle ergenlik döneminde 12-18 yaş için çok önemli. Burada da baktığımızda genel olarak daha fazla ifade edilen ne memnun ne değilim. Hani tamamen memnun değilim cümlesini seçmek yok. Ama burada da sosyoekonomik statü açısından %36 gibi görüyoruz. Ortada %24 gibi görüyoruz. Yüksekte de %23 gibi görüyoruz. Hani bunlar tabii aslında şu açıdan önemli. Hani ne memnun ne değilim demek çocukların hani oldukça hassas olduğu bir konuda gene de bir anlatış, bir dile getiriş. Sağlıktan memnuniyeti ve sosyoekonomik statüye baktığımızda da benzer bir şey görüyoruz. Ne memnun ne memnun değilim genelde. Gene %20-%30 bandında, buna da bir kafa yormamız lazım deyip ben susayım. Sabrınıza teşekkür ediyorum. Emre'ye veriyorum. Teşekkürler. Tabii dinleyicinin iyi olma halini de gözetmek lazım da. Çok fazla malzeme var ve her slayttan herkesin çıkarabildiği çok şeyler var diye o hepsini birden anlatmaya çalışıyorum. Dediğim, konunun bahsettiği gibi mevcut. Şöyle bir şey var, yani bu konularla ilgilenenler biliyor. İstatistiklere erişmek çok kolay değil. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın istatistikleri her konuda olduğu gibi sınırlı bilgi veriyor. Dolayısıyla bu İstanbul çalışmasından ürettiğimiz bazı istatistiklerin çok manalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk defa görülüyor. Bu keza bizimki daha önceki 2008-2009 çalışmasıyla da karşılaştırabilir ve bizim için heyecan verici olan biz bunu Türkiye'yle karşılaştıracağız. Ve içgüdüsü olarak şunu sürekli söylüyorum, İstanbul'da şartlar çok iyi. Yani bahsettiğim bunu bir akılda tutmakta fayda var. Eminim ki diğer araştırma sunarken de karşılaştırma yapacağız ve İstanbul'da olmanın, İstanbullu olmanın sağlıklı olanakları göreceğiz. Bir noktayı da hatırlatayım hemen. En düşük sosyoekonomik statüdeki ailelerin %70'i İstanbul dışından göç etmiş durumda. Bu çok ciddi bir şey. Yani bütün bunları konuşmamız gerekiyor. O yüzden uzun sürüyor. Ben biraz daha hızlı gitmeye çalışacağım. Ama önemli istatistikler, çünkü okullaşma oranıyla ilgili istatistikler spekülasyon açık. Yani İstanbul'da ne kadar çocuk okula kayıtlı dediğimizde kayda değer oranda kayıtlı olduğunu görüyoruz. 2009-2023 karşılaştırmasına bakın. 2009'da ufak da olsa 11-14 yaşta kız ve erkek çocuklar arasında bir kayıp varmış. Birinde 6 puan, birinde 3 puan. Şu anda o kayıp yok. Yani 11-14 yaşındaki çocuklar ufak kayıtlı. Bunu bir not alalım. Bunu da ufak olarak vermek lazım. 15-18'de %70'miş erkek çocuklarda, %90'a çıkmış. Kız çocuklarda %77'ymiş, %96'ya çıkmış. Yani bu ciddi bir şekilde okullaşma oranını niceliksel olarak arttığını gösteriyor.
bunu bir nokta alalım. Yani bu önemli bir şey. Bunu Türkiye ile karşılaştırdığımız zaman çok çarpıcı olacak. Çünkü bizim daha önceki çalışmalarımız mevsimlik tarım işçileri, çalışan çocuklar ve benzeri çalışmalar olduğu için daha kırılgan gruplarla çalışıyor ve bu rakamlar çok farklı tabii. İstanbul'da çok farklı olacağını düşünüyorum. Okula kayıtlı olmayan çocukların tamamı en düşük not ekonomistir. Yani 10 puan, %10'u önemli şey demek ki kaçak oradan oluyor. Şimdi resim zaten tamamlanıyor. Bir öncekine gidip hıza bakalım. Kayıtlı olmayanların büyük kısmı zaten erkek çocuğu. Bir bakıyorsunuz bunların tamamı da en düşük sosyoekonomik statüde. Çünkü bu erkek çocukları 15-18 erkek çocuğu çalışıyor. Yani okul dışına gidip ailesine katkıda bulunmaya çalışıyor ki o bizi zaten çocuk işçiliği sorununa otomatik olarak getiriyor. Üst sosyoekonomik statüde yok. Şimdi bizim aslında çalışan çocuklarla ilgili çok gelişmiş bir soru bataryamız var. Bir sürü soru sorduk. Ama %10'la bir yere kadar. Yani bizim 800 çocuk var. 28 kişiye iniyor. Yani böyle baktığımız zaman dolayısıyla çok bir şey veremiyoruz. Ama İstanbul dışında bu çok artacak. Onu not alalım. Okulda nasıl eğitim alıyor? Mesela yine çok iyi bilmediğimiz konulardan bir tanesi. %46'sı tüm gün. %39'u yarım gün sabahçı. %15'i de yarım gün öğrenci olarak ders alıyormuş. Okula gidiyormuş. En yüksek statüde %54 tüm gün eğitim. En düşük de %42. Bu bile başlı başına bir tartışma konusu. Şöyle bir şey düşünün. Sosyoekonomik statünüz düşük, olanaklarınız düşük, eviniz kalabalık, çocuk yarım bir nokta gidiyor. Bu önemli bir fark yaratıyor. Bunu da akılda tutalım. Ne tür okullara kayıtlısınız? Mesela yine bizim çok şaşırdığımız şeylerden biri bu oldu. Özel okula kayıtlı olanların 10%. Geri kalan %92'si devlet okuluna kayıtlı çocukları. Bu mesela üzerine gitmemiz gereken bir konu. Şu anda neyi tartışıyoruz? Özel okulların yaptıkları zamlardan bahsediyoruz. Kimin sorunu? %50. Bu önemli bir şey. İkincisi, bizim birazdan bahsedeceğimiz farklar %90'ın içindeki varyans. Yani devlet okulları da birbirine denk değil ve devlet okullarına giden çocuklar da aynı çocuklar. Dolayısıyla ben bunun önemli bir bulgu olduğunu düşünüyorum. Zaten resmi istatistiklerde buna yakın. Özel okullara gitme oranları bu civarda bir şey olduğunu biliyoruz. Sorduk okula geç kalıyor musunuz? %10 geç kalıyor. Burada büyük bir öykü var gibi bakılabilir. %20 en düşük sosyoekonomik statüde. Bunların bir kısmı yoldan dolayı geç kalıyormuş. Ama çok fazla değil. Genel yanıt uyanamıyor. Şimdi bunun da üzerine gidebilir. Niye uyanamıyorsunu da bakabiliriz de bu büyük araştırmanın ve niteliksel araştırmanın. Yüksekte daha uyanamama sorunu var ama dediğim gibi burada biz çok heyecanlandık çünkü ebeveynli kardeşlerimle hazırlayıp bakıyorum, kahvaltı hazırlıyorum vesaire. Burada en çarpıcı özgürlerden bir tanesi yani yol uzun. Ama çok da kalabalık değiller bunu söyleyelim. Okulu bırakmak ister miydi? Sadece %3. En düşük sosyoekonomik statüde 2 katı. Şimdi bütün istatistikleri verdiğiniz zaman kontrol etmek gerekiyor. Yani şu an mesela cinsiyet için kontrol etmek gerekiyor. Yaş için kontrol etmek gerekiyor vesaire vesaire ama 1'e 2. Yine de ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü şöyle bir algı var. Onu olduğunu görüyorum. Türkiye'de eğitim bitti. 2-3 gündür görüyorsunuzdur. Sosyal medyada tartışılıyor. Eğitim hiçbir şey kazandırmıyor. Siz en iyisi eğitimin dışına çıkın. Hatta bunu söyleyen profesör var. Eğitim dışına çıkın diye. Çocuklar Allah bu fikirde değil. Eğitimde kalmak istiyorlar. Bu Türkiye'nin önündeki en önemli fırsat tedbirlerinden bir tanesi. Okul dışına çıkmak istemiyor. Bakın çalışan çocukta baktık. Mevsimlik tarımda baktık. Bu kaçak çok daha fazla. Çünkü çocuk diyor ki ben eğitimden bir şey kazanmıyorum ama İstanbul'daki çocukların %97'si eğitimine devam etmek istiyor. Bunu akılda tutun. Bu büyük bir hazine. Bu kadar büyük isteklilik. Çünkü eğitim hala anlamda çocuklar bazen yetişkinlerden daha yetişkin olabiliyor algılar açısından. Bir sınıfta kaldın oldu mu? Bunu sormamız biliyorsunuz Türkiye'de artık sınıfta kalmak zor. Ama buna rağmen kalan var. %4.2 en düşük sınıf şeyleri. Şimdi 2.4 ve 4.2 ama yüksekte kimse kalmıyor. Neredeyse yani %1 demek yok demek. Ama şeyde en düşükte %4.2 sınıfta kalmak akademik başarının göstergesi değil artık. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Akademik başarının göstergesi farklı. Çünkü Türkiye'de sınıfta kalınmıyor. Yine benzer bir şey eğitime devam edecek misiniz diye sorduğumuzda bence önemli. Bakın %93 İstanbul ortalaması
en düşük sosyoekonomik statü de %85. 8 puanlık kaçış var. Ya bu mesela zaaf olarak aklında tutmamız gereken bir şey. Çocuklar eğitimini bırakmak isteyen bir 8 puan görüyoruz en düşük sosyoekonomik statüde. Hani çok büyük bir rakam değil ama dikkat çekiyor. Ve erkek çocuklarına daha fazla. Bunu toplumsal cinsiyet rollerine bizi getiriyor ister istemez. Erkek çocukları bunu yaşayıp kontrol ettiğimizde buraya koymadık. G15-18'e daha fazla. Yani liseden sonra eğitime devam etmesen de olur. Bu bizim için önemli. Ama hala %93 eğitime devam etmek istiyor. Bu da bence önemli bir bulgu. Peki okulda ortam nasıl dediğimizde aslında çok pozitif. %83 okuldakiler öğrendiklerine işe yarar diyor. %80 seni güvende hissediyor. Ailem veli toplantılarına geliyor 81. Arkadaşlarım birini seviyor 86. Dersleri takip etmekte zorlanıyorum 18. Okulda bana karşı kötü davranan öğretmenler var 8. Bunlar kötü rakamlar değil. Ama bunu şöyle baktığımızda resim biraz değişiyor. Bizim için önemli şeylerden birine bakalım. En düşük sosyoekonomik statüde ailesi veli toplantılarını aksatmadan gelenlerin oranı 3'te 2. Şimdi bunu yaş ve öğretim gücünü kontrol etmek lazım. Lise farktır ama diğerinde %91, 64. Dersleri takip etmekte zorlananların oranı %34. En düşük sosyoekonomik statüde 3'te 1'i bu konuda zorlandığını söylüyor. Arkadaşları arasında sevilen birisi %74, 92'ye 74. Okulu güvende hissediyorum 94'e 78. Şimdi 78 kötü değil. Ama 18-16 puan fark olduğu zaman durup düşünmek gerekiyor. Niye bu kadar büyük fark var? Bu çocukların algıları neden böyle? Bunu göreceğiz. Cinsiyet konusunda bunu özellikle koyduk. Hemen hemen aynı. Ama ders takip etme konusunda 21'e 13. Kız çocukları, erkek çocukları biraz daha fazla zorlandıklarını söylüyorlar. Bu da bulgu olarak yapabiliriz. Evde düzenli olarak ders çalışabiliyor musun? %87 çalışabiliyorum diyor. En düşük sosyoekonomik statü 170. Ortada 95, yüksekte 93. 25 puan fark var. Evde düzenli olarak çalışabiliyor. Biraz önce Pınar zaten bahsetti. Evde ortalama hani büyüklüğü 5'ten yüksek. Ortalama çocuk sayısı 3'ten yüksek. Oda sayısı sınırlı ve birazdan başka şeyler de göreceksiniz. Çocuk düzenli olarak ders çalışamıyor. 30 puanlık kaçış var. Şimdi bununla yakından ilgilenenler bilir. Akademik başarısızlık okul bırakmanın en önemli belirtilerinden biridir. Akademik başarısızlıktan şey algılamayalım. Sınıfta kalmayı bu ülkede sınıfta zor kalınıyor. Ama kendisi başarısız hissetmek, yetersiz hissetmek. Çocuk olanaksızlıklardan dolayı, evde olmamasından dolayı düzenli ders çalışamıyor. Derslerden düşmeye başlıyor. Akademide başarısızlık yaşıyor. Okul dışına çıkıyor. Yol bu. Bizde bu yol hazır. Ve en düşük sosyoekonomik statüde. Bunu da belki sonunda bir daha konuşuruz. Okulda derslerin önebildiğini düşünüyor musun? %86. Evet. En düşük sosyoekonomik statü %72. Yine bir 15 puanlık fark var ortamdaydı. Ortada %93. 93'ü 72. Şimdi buradan baş başa çok heyecanlı bir hikaye çıkabilir. Türkiye'deki orta sınıf hevesleri. Orta sınıfın eğitime bakış açısı. Eğitimden beklentileri, sağlıklı olanaklar. Bütün bunları burada görüyoruz. Ama bu fark büyük fark. Yaklaşık 22 puan fark var. Az bir fark değil. Bu ders okulda öğrenebildiğini düşünenlerin arasında. Derslere ne yardımcı olur? Etüt, ek ders kitapları, yardımcı kaynaklar, tecrübeli ders tekrarı. Hazır milli eğitim politikamızı yeniden gözden geçirirken uzaktan televizyonda eğitimin işe yaramadığını bir de biz buradan söylemiş olalım. Yani böyle bunun işe yaramadığını artık çocuklar da görüyorlar. Bunu sınıfsal olarak baktığımızda bakın çok önemli bir şey var. Yüksek ve ortanın beklentileri daha yüksek genel olarak. Yardımcı ders kitapları olsun, okulda ders tekrar etikler olsun vesaire vesaire. En düşük sosyoekonomik statünün biraz daha az. Onu da akılda tutalım. Okulda neler var? Bunlar güzel haberler. %94'ünde elektronik olanaklar var. Spor salonu 82, yemekhane temizliği 73, fen kimya laboratuvarları var 69, tuvaletler temizliği 67, kütüphane 52. Şimdi kötü haberler gelmeye başladı. Müzik, resim gibi olanaklar 52. Boş geçen derslerin oranı %19, okulun iyi ısınmadığını söyleyen oranı %16, hemşire ya da revir olan %16. Şimdi şöyle bir şey var tabii ki bu konuda yakından ilgilenenler biliyorlar. İstanbul'da özellikle çok sayıda okul yeniden yapıldı.
yeni okullar inşa edildi. Yeni okullar inşa edildiği zaman da Milli Eğitim Bakanlığı'nın planları bazı şeyleri garanti ediyor. Yani bir spor salonu olmasını, bir bahçesi olmasını, bu standart plan olduğu için. Ama hemşireyi garanti etmiyor. Hemşire olması başka bir olay. Ya da öğretmenlerin derse girmesini garanti etmiyor. Bu farklar önemli. Ve sınıfsal farklara bakın. İnternet her yerde var. Bu e-okul projesinin bir yere kadar başı olduğunu gösteriyor. Bahçe 90'dan 65. Kantinin temiz olduğunu söyleyenlerin oranı 83'e 49. Fen kimya laboratuvarları 85'e 42. Tuvaletlerin temiz olduğunu söyleyenler oranı 78'e 46. Kütüphane 64'e 41. Boş dersler 24, 4'te 1. Doktor ya da hemşiresi olanların oranı zaten hiç kimse de yok. Şimdi bu da önemli bir şey. Bunları şöyle bir şey, tabii bizim şu anda yaptığımız çalışmanın örneklemi çok büyük değil. Ama normal şartlarda bu çocukların okullarını öğrenip o okullar üzerinden de değerlendirme yapmak mümkün. Ama kolayca tahmin edebiliriz ki sosyoekonomik statüsü düşük olan çocuklar sosyoekonomik statüsü düşük olan mahallelerde yaşıyorlar muhtemelen ve oradaki okulların olanakları sınırlı. Şimdi yine bu konuyla ilgili olanlar şunu biliyorlar ki bu temizlik malzemeleri meselesi. Okulun kendi olanakları çok zor giderilen bir şey ve veliler harekete geçiyor. Ya da diğer kaynaklar harekete geçiliyor. Yani her veliden bir top tuvalet kağıdı vesaire istendiğini duyuyoruz. Ya da deterjan istendiğini duyuyoruz. Kırılgan mahallelerde yaşayanlar bu olanakta daha az yaşıyorlar. Bu da önemli bir politik olarak görüyoruz. Okulda yemek meselesi, bu çok karışık bir mesele olduğunu görüyoruz. Çünkü o tam gün, yarım gün diye ayırmak gerekiyor. Öğrenci sabahçı diye. Sadece şunları göstermek istiyorum. Tam güne bakalım. Evde getiren 47'den 13'e düşüyor. Şöyle baktığınız zaman, görebildiğinizi varsayıyorum. 47'den 13'e düşüyor. Okul kantininden 41'den 67'ye çıkıyor. Okul yemekhanesi 3'te 13'e çıkıyor. Görüyorsunuz yani yüksek sosyoekonomik statüye sahip çocuklar öğle yemeğini bir şekilde hallediyorlar. Tam gün evden geçiyor. Biz neyi bilmiyoruz, evden ne getiriyor? Ben anekdot olarak anlatayım. Başka bir şehirde, İstanbul'da değil, sıkma dedikleri bir şey var. Anne çocuğa sıkma veriyormuş. Yani bu bildiğiniz hamur içi peynir demek. Çocuk utancından yemiyormuş. Yoksul yani. Yani bunun gibi anekdotlara rastlayacağımızı düşünüyorum. Denilemesine görüşmelerde. Bakın başka bir şey var. Yarım gün sabahçı okulda yemek yemiyor. 21. Ama yüksek sosyoekonomik statüye bakın onların %40'ı bir şekilde yiyor. Okulda da yapabiliyor. Bu da önemli bir sınıfsallık. Yarım gün öğrenci 36'sı okulda yediğini söylüyor. Diğer çocuklar yemiyor ya da evden geçiyor. Neye gelişiyorsunuz? Şaşırmayalım. Genelde yaya. Bu da Türk İstanbul'u biliyorsunuzdur çoğunlukla adrese dayalı nüfus kayıt sistemiyle yerleşim yapıldığı için bu çocukların birçoğu kendilerine yakın okullarda okuyorlar. Mahalle okullarında okuyorlar. Dolayısıyla yaya ile gidiyorlar. Orta sınıfa ben dikkat çekmek istiyorum. Bu da başlı başına bir analiz konusu. Çünkü yüksek sosyoekonomik statüye sahip mahallelerdeki okullara kimler geliyor? Bunu ben başlı başına bir araştırma konusu olduğunu düşünüyorum. İzlenimsel olarak söyleyeyim, bu okulların bahçesindeki servis sayısı diğer okullara göre daha fazla. Çünkü o okullar cazibe merkezi haline geliyor, dışarıdan geliyor. Çünkü zaten o mahallelerde yaşayanlar çocukları başka okul. Böyle bir meselemiz var başlı başında tartışılması gereken. Bu o kadar çok şey ki, o çocuğun dersten çıkınca ne yaptığını düşün. Kendi evi başka yerde, gitti okul başka yerde, o çocuk ne yapıyor? Nasıl geçiriyor boş zamanını? Onu bütün hep aklımızda tutmamız gerekiyor. Bir de yarım gün eğitim olduğu göz önünde tutulursa. Servis kullanımı yüksek sosyoekonomik statüde biraz daha fazla. Kendi güvende hissediyor musun? 9 puan. Hissetmiyor genelde. En düşük sosyoekonomik statüde 17. Yaya giden, yaya ya da minibüs benzeri toplulaşım aracı kullanıyor. Mahallesinde olsa bile oraya giderken kendisini güvende hissetmeyenlerin oranı %17. Yani yaklaşık 5'te 1 en düşük sosyoekonomik statüde, onu da akılda tutalım. En sevdiğim mesele okulda ne olup ne bitiyor. Şimdi baktığınız zaman
%75 bizim okulda kavga çıkmıyor diyor. Yani haftalık birden az ya da hiç çıkmıyor diyor. Günün çoğunda diğer yüksek sosyoekonomik statü yok. Ama en düşük sosyoekonomik statüde %10'u günün çoğunda kavga çıkıyor. En az haftada 1'e çektiğiniz zaman %45. En yüksek sosyoekonomik statüde bu 8 puan oradan gelecek 10 puan orta sosyoekonomik statüde. Yani 45-10, 1'e 4 kavga çıkma oranı. Haftada birden fazla. Şimdi Pınar'ın bahsettiği ruh halini koyun ortaya. Yoksunlukları koyun. Manzara bu. 1'e 4 kavga çıkma oranı. Şimdi bu ayrı bir araştırma konusu. Dediğim gibi birçok da tek başlı başına bir araştırma konusu. Okul içi şiddet. Yani yok, yaptığınız zaman yok dersiniz. 105'miş, olur her yerde çıkar. Trafikte de bu kadar çıkıyor ortalama. Ama sınıfsal olarak baktığınız zaman düşük sosyoekonomik statüdeki sınıf o çocukların daha fazla kavgayla karşılaştı. Zorbalıkla karşılaştınız mı? Oranlar düşük. Şimdi bu çok kolay bir şey değil. Çünkü çocukla konuşuyorsunuz. Çocukla konuşurken zorbalıkla karşılaştığınız söyleme meselesi karışık mesele. Ama ortalamada lakap takılma 7, en düşük sosyoekonomik statüde 2 katı 14. Dışlanma 3, en düşük sosyoekonomik statüde 6. Erkek çocuklarında 10 puan. Şimdi erkek çocuklarının ortaokul hayatı pek sakin bir hayat değildir. Yaşayan bilir. Orası erkek çocuk olmak iyi bir strateji değil o yaşlar için. Ama bu zorbalık var. Ve düşük sosyoekonomik statü daha var. Yani başlı başına araştırma konusu diyor. O çocukların gündelik yaşamları, istedikleri duygusal yoksunluk, şiddetle kendilerini ifade etmeleri, yani zaten anne baba eğitimsiz. Yani bizde o veriler de var, bunu çok kullanmadık. Yani en ufak söyleyeyim, sarılma oranlarında bile fark var sosyoekonomik statüye göre. Ev ortamı da böyle. Yani rakam küçük demeyelim, yani %16 civarında bir düşük sosyoekonomik statü var ama bunun içerisinde lakap takılan çocuk sayısı da ortalamanın 2 katı, en yüksek sosyoekonomik statünün 6 katı. Bütün bunlara baktığınız zaman bu çocukların çok cennet bir hayatı olmuyor. Okula rehberlik hizmeti var mı? Hepsinde var. Gördünüz mü? Görmedik. Hiç, yani oranı %62. Devlet okullarında %58. Gidip ne konuşuyorsunuz dediğinizde ders konuşuluyor. Yani şimdi ben resmi çok korkunç hale getirmek istemiyorum ama lakap tutuluyor, okulda kavga çıkılıyor. Çocuklar gayet yoksunluk içerisinde rehberlik ders konuşmaya çağırıyor. Çünkü arıza çıkartan diyor. Yani bu bile başlı başına, ki bunu biz çok iyi biliyoruz rehberlik konusunu çalıştığımız konularda arasında olduğu için. Okulda yüz yüze eğitim. İstiyorlar bunun, biz gençler için de aynı araştırma yapıyoruz. Onlar da yüz yüze eğitim istiyorlar ama neredeleri geçiyoruz. Yani çocuklar yüz yüze eğitim istiyor. Bu önemli bir şey. Yani yine o bile bahsettiğim gibi eğitimin dışına çıkan açık lisede okuyun değil mesela. Yüz yüze arkadaşlarıyla bir yere gelmek istiyor. Pınar'ı sınıfı slaytlardan bir şey hatırlatmak isterim. En düşük sosyoekonomik statüye sahip çocukların kaydı, diğer kaydından bir tanesi okul değiştirmek, okul bırakmak zorunda kalmak, arkadaş sistemi. Okul sosyalleşme alan. Sosyalleşme alanından çocuğu çekmek iyi bir fikir değil. Ve çocuklar da bunun farkında. Okulu istiyorlar. Orta öğretimde biz bunu başardık. Şimdi bu hemen başka bir soru getiriyor. Deprem bölgesinde ne olacak? Yani bu rakamlar çok farklı. Orada da belki çalışma yapılabilir. Okuldaki eğitim amacı nedir dediğimizde bu rakamları buluyoruz. Yetenekleri geliştirme, iş bulabilme vesaire. Ama ben şunu göstermek istiyorum. Orta sınıf için kendi yeteneklerini geliştirmesi birinci sırada geliyor. İlginçtir, düşük için eleştirel bir bakış açısı taşıması. Neden? Çok basit bir şey. En düşük sosyoekonomik statüdeki çocukların, anne babaların en iyi muhtemelen çocuklarından daha düşük. Dolayısıyla evde, hani bir de bu ergenlik faktörünü de denkleme koyun. Evde çatışma, birazdan göreceksiniz, var. Evde çatışma çıkma olasılığı daha yüksek. Dolayısıyla bunu bir değer olarak görüyor. Bu bizim için önemli. Yani eğitim sistemimize eleştirel bakış açısına ne kadar yer veriyor bir kenara bırakıyorum ama çocuklarda böyle bir talep var. Bunu da söylemek istedim. Ebeveynlerine bakın. Yok, en düşük sosyoekonomik statüdeki aileler için en önemli değer kolaylıkla iş bulabilmesi.
Bunu da akılda tutalım. Yani daha fonksiyonel oluyor bizim için önemli. Kararlara katılıyor musunuz? Görüyorsunuz kararlara katılmıyorlar %8 şeyde Bahçıvan konusu ama %63 bana sormasalar da olur. Niye sorsunlar ki? Kimin kimle oturacağı %26. Bakın burada bana sormasınlar da olur sadece 1/4. Bu önemli bir mesele. Boş zaman 52, ders sesinde etkinlikten içeri %53. Sınıfsal farklılıklara bakıldığı zaman alınmasına gerek yok rakamlarının biraz düşük sosyoekonomik sözde yoğunlaştığını görüyorsunuz. Sadece oturtuna bakın. Ortalama en yüksekte 15-22, 14-22, 25'e 45, 64'e 56 gibi farklar var. Bu önemli bir şey. Dershaneye gidiyor musunuz? %11 dershaneye gidiyor. Bu önemli bir rakam. Nereye gidiyorsunuz? Özel dershane eğitim kurumu. Birinci sırada belediyenin verdiği kurslar ikinci sırada geliyor. Dershane gerçeği burada duruyor. Neden gittiklerini de sorduk. Sınavlara hazır olmak için. Yararlı oluyor mu? Oluyor. %89'u yararlı oluyor. Bu da neyi gösteriyor? Talep var. Yani bütün resmi koyduğunuz zaman eğitimi etkileyecek bir şey. İlişkilere gelelim. Aileyle ilişkilerdeki farkları görüyorsunuz. Ailemde benim yakından ilgilenen insanlar var. 88-74. Ortalama 88-73-74. Ailemdeki insanlar bana yardım eder 88-76. Güzel zaman geçirir 86-71. Benim dediklerim dikkate alırlar 82-79. Yani en düşük sosyoekonomik statüdeki çocukların sözleri dinlenmiyor. Önemli bir şekilde bunu da görüyoruz. Fikir aile yaşar mısınız? Yaşarız. Kimler daha fazla yaşıyorlar? Ortasın. Bu da biraz önce gidemedik. Yani bunlar da muhtemelen ailelerinden daha eğitimli olmaya doğru gidiyorlar. Ve fikirleri var. En çok çatışma çıkan konular şaşırtıcı değil. Arkadaşlık, okuldaki ders durumu, gelecek planları. Bu mesela şeyin düşük olması, yüksek sosyoekonomik statü düşük olması bence önemli. Ya orada ebeveynlerden kaynaklanan belki bir uzlaşma stratejisi olduğunu düşünüyorum. Yani bu da önemli bir şey. Rahatça diyalog kurabiliyor musunuz? Bakın en fazla rahatça diyaloğu kuranlar kimler? Yine ortasında. Bu da önemli. Yani şimdi o her şeyi aile açıklamıyor. Baktığınız zaman en yüksek ekonomik statüklerin ailelerin eğitimi daha yüksek. Ama kim daha rahat diyalog kuruyor? Orta sınıflar daha rahat diyalog kurabiliyor. Bütün bunlar bence başlı bir şey araştırma konusu. Biz daha büyük projemizde bunları niteliksel olarak sorgulayacağız. Sadece niceliksel olarak değil. Çünkü bu pratikleri öğrenmemiz gerekiyor. Bakın, kimse en düşük sosyoekonomik statüye çocuklara bir şey sormuyor. %11 duygusal ilişkileri konuşamıyor. Diyalog kuramıyor duygusal ilişkileri. Okulda yaşadığı zorbalıklardan bakın daha fazla zorbalık yaşıyor ama aileyle konuşamıyor. Çünkü normal. Yani ailede belki örtülü bir şiddet gözüküyor. İstismar konuşamıyor. Orta sosyoekonomik statüdeki çocukların %76'sı İnternette yaşadıkları bir istismar konusunda anneleriyle konuşuyor ebeveynlerle. En düşük sosyoekonomik statüde %18. Kırılganlık bu demek. Yani herhangi bir şeye karşı daha kırılganlar. Cinsiyet farklarını görüyorsunuz. Erkek çocukları duygusal ilişkileri aileleriyle daha rahat konuşuyorlarmış. Ataerkil toplumda şaşırmadığını düşünüyoruz. Kız çocuklarından böyle bir şey beklemeyiz. Genel diğerlerinde kız çocuklar biraz daha rahat konuşuyorlar. Duygusal ilişkiler hariç. Peki bakalım hayatındaki insanlardan memnun musunuz? %54 memnun. Bu şey memnuniyet verenlerin ortalama %70. Mesela bu üzücü bir şey. Yani düşünün 11-18 yaşlarındaki bir çocuk. Biz anketleri ebeveynlerin yanında yapmamaya çalıştık. Onların yakında ama onların haricinde bir yerde yapmaya çalıştık. İnsanlara o kadar memnun değilim diyorlar. Yaşadığım insanlar. Bu önemli bir şey. Yani bu küçümsecek bir travma değil, ben üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. Ev işleri meselesi. Şimdi baktığınız zaman ev işi, burada güzel bir hayırlı haber var. Evet, çocuklar en azından çok da sınıfsal olmayan bir şekilde ev işlerine katılıyorlar. Bunun istisnası sofrayı kurma, oturma 30, düşükte 45'e çıkıyor. Evin alışverişini yapma 15'ten 29'a çıkıyor. Kardeşlerine bakma 21'den 34'e çıkıyor sınıf olarak. Demek ki sınıf değil buradaki mesele. Çünkü buradaki mesele cinsiyet. Kahvaltını hazırlar mısınız? 10'a 27. Prensler hazırlamıyorlar küçük prensler. Kendi yatağını toplar mısınız? 61'e 85.
Sofrayı kurmak 23'e 40. Evi temizler misiniz? 2'ye 10. Bulaşık yıkar mısınız? 1'e 11. Dediğim gibi prensleri yormuyoruz genel olarak. Gördüğü kadar sınıf değil, toplumsal cinsiyet var. Ya bu çok ciddi bir mesele olduğunu düşünüyorum. Kardeşlere bakın, biz buna çok şaşırdık. Çünkü daha önce burada bir toplumsal cinsiyet farkı vardı. Nerede şaşırdık? Pandemi döneminde yaptığımız araştırmalar. Pandemide hep beraber aynı eve tıkıldığımız için sanıyorum kardeşlere bakma konusu biraz daha erkek çocuklara verilmeye başlandı. Yani aman karışma. O da eski çalışmalarımızda öyleydi. Aman karışma, bozarsın deniyordu kardeşine. Şimdi pandemi ortamında gözümün önünde olmasını, nerede olursa olsun şeklinde bir strateji geçilmiş gözüküyor. Toplumsal cinsiyetin farkı. Mahallemiz nasıl? Güvenli hissedenlerin oranı en düşükte 73. Oyun oynanacak güzel bir zaman yani güzel yerler 57. Mahalle olmak. Bu da düşük. Ve şunu tekrarlayayım. Biz muhtemelen Türkiye'ye yaptığımız rakamla çok katılacağız. Yani burası iyi bir yer. Burası iyi bir şehir bu açıdan. Arkadaşlarla ilişkiler çok fazla kalmadı. Merak etmeyin. Nasıl yürütüyorsunuz? Burada çok ciddi bir şey var. Düşük sosyoekonomik statüde çocuklar %95 yüz yüze kuruyor. Herkes telefon kullanıyor eşit derecede. Telefonda WhatsApp benzeri uygulamalar orta sınıf uygulamaları. Facebook, Twitter vesaire 14. Şimdi direkt yolu ikiye ayrıldı. Düşük sosyoekonomik statüde iseniz kuracağınız ilişki yüz yüze. Değilseniz Andre. Bu önemli bir şey. Böyle bir farklılık olması, herkes telefon kullanıyor. Peki arkadaşlarla beraber ne yapıyorsunuz? Aynı öykü devam ediyor. Orta sınıf bilgisayar üzerinde internette oyun oynuyormuş. %47. Parklarda buluşanlar kim? Yüksek. En düşük olarak ekonomisyonu 51. %'ye parklarda buluşuyorlar. İnternet kafeye gidenler kimler? 16. Şimdi diğeri evden oynayabiliyor, ötekisi internet kafeye gidiyor. İnternet kafeye bedava değil. İnternet kafeye gitmek para gerektiriyor. Başladık. Hemen bir sınır döngüye girmeye başladık. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de %42'si ders çalışmak için buluşuyormuş. Cinsiyet açısından çok ciddi farklar var. Erkek çocukları %48 parklarda buluşuyor. %30 spor yapıyor. Kız çocukları ders çalışıyor 67 ve evde takılıyor 46. Yani toplumsal cinsiyet farkının nasıl ilmik örüldüğünü burada görmeye başlıyorsunuz. Yarım gün okuyorsunuz. Yarısı yarım gün okuyor. Ve arkadaşlarınızla takılacaksınız. Düşük sosyoekonomik statüsünüz. Yüzde görüşme yeterli diyorsunuz. Kız çocuğu olduğunuz için parka gidemiyorsunuz. Evde okuyor. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl kısıtlıyoruz? Nasıl örüyoruz? Buradan çok fazla sosyal politika geliştirebileceğini düşünüyorum. Yani bu öykülerden. Arkadaşlar iyi davranıyormuş. Destek olacak arkadaşları varmış. Bunlarda da farklılıklar var. Sanal ortamda arkadaşlar bakın 8'e 18. En düşük sosyoekonomisi. Yani bunlar daha az kullanıyorlar ama sanal ortamda arkadaşlar biraz daha fazla. O not alalım. Arkadaşlardan memnun musunuz? %74 genel olarak memnun. En düşük sosyoekonomik statüde 63'e düşüyor. Genel olarak sosyoekonomik statüsü düşük çocuklar memnun değiller. Arkadaşlarıyla olan ilişkilerinden memnunlar. Çünkü görüyorlar. Yani evde oturup kendi konforlu ortamından bilgisayarla Discord üzerinden ya da başka bir şey üzerinden oyun oynamak yerine 3 kuruşu 5 kuruşu bir yere getirip internet kafeye gidip oynamak zorunda. Ve ne yapabileceğini görüyor. Ne yapabileceğini gördüğü için de bir yoksunluğa giriyor. O yoksunlukta bu mutsuzlukları üretebiliyor. O zamanlarında ne yapıyorsunuz? Bakın işte aradaki farklılıklar var. Sosyal medyada daha fazla vakit geçirenler düşük sosyoekonomik statüdeki çocuklar, onu görüyoruz. Sinema, tiyatro, müze gibi faaliyetlere katılanların oranı %13. Düşük sosyoekonomik statüdeki çocuklarda yüksekte %30. %100 değil ama %30. Bu çok önemli. Kaliforniya'da yapılan benim de çok sevdiğim bir araştırma şunu söyler. Evet, sinema, müze, tiyatro gibi yerlere giden çocuklar daha başarılılar. Oraya gittikleri için değil. Onları oraya götürmeyi akıl eden anne babalara sahip oldukları için. O bir gösterge. Ve yine Bourdieu'nun bu sanatsal zevkler üzerine geliştirdiği çalışmada aynısını görüyoruz. Bu çok önemli bir mesele. Yani 1'e 2,5 aradaki fark. Çok üzerine durulması gereken bir şey. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde bu müzeler bedava. Yani bir akli deve değil. Ama oraya gidebilmek için Pınar'ın ve Başak'ın çok uzun olacakları yapabilirliğe sahip olmak gerekiyor. Ebeveynin
çalışmıyor olması lazım. Ebeveynin kısa bakmaması lazım. Ebeveynin işitli olmaması lazım ki o bedava müdürlüğe çocuğunu götürsün. Mesele bu. Kim götürecek? Aradaki farklılıklar burada çıkıyor ve bu yerde yansıyor. Bu çocuğun şu anda müzeye gitmemesi ilerideki başarısını etkileyecek dediğim sebepler. Müzeye gittiği için değil, onu müzeye götürecek ebeveynleri olduğu için bunu görüyoruz. Kız çocuklar, erkek çocuklar arasında fark var. Çocuklar sokakta oyun oynuyor, bilgisayarda takılıyor. Bunu görüyorsunuz. Kız çocukları kitap okuyor. 17'ye 29 otomutlar cinsiyet farkı. Yazın ne yapıyorsunuz? Dediğim gibi artık öykü kendisini tekrarlamaya başlıyor. Hemen aklınıza şu geliyor. Madem şu sosyoekonomik statüdekiler köyden geldiler, köylerine giderler. Hayır. Onlar ne yapıyorlar? Çalışıyorlar. Çünkü yoksullar. Kim köyüne memleketine gidiyor? Ortadakiler gidebiliyor. Kim yazlığa gidebiliyor? En üsttekiler gidebiliyor. Kim tatile gidebiliyor? Ortadakiler ve en üsttekiler gidebiliyor. Yani şimdi yaz tatiline girdiğimiz günde yollar şak 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 ayrıldı. Bazı çocuklar çalışmak zorunda. Yazın fırsat, bu fırsat demek zorunda, harçlık çıkarmak zorunda. Bazıları memlekete gidebiliyor, bazıları aileleriyle tatile de yazla gidebiliyor. Yani toplumsal ayrışma birden gökten gelmiyor. Böyle örüyoruz her adımda. Kur'an kursuna giderler, 13. Belediye ve STK'ların düzenlediği kurslar %5. Dinleyiciler arasında belediye var ise buradan bir ders çıkartılabileceğini düşünüyorum. Sadece yani ne kadar artmış olursa olsun %5 bunu akılda tutalım. Herhangi bir spor yapıyor musunuz? Bu eğlendiği bir şey. Spor yapanların oranı %41, düşükte %55. Buradan öykü çıkmaya başlayabilir. Daha fazla spor yapıyorlar. Hangi sporlar yapıyorlar? Futbol orta sınıf için gayet popüler ama orta düşük sosyoekonomik statü içinde popüler. Voleybol ikinci sırada, basketbol üçüncü sırada. Bu güzel bir haber. Yani voleybol, basketbol bizim zamanımızda hayır bir pota takılırdı ve basketbol oynanırdı. Yaygın güzel bir şeydi. Yüzmeye bakın %27 ama kimler yapabiliyor? Yüksek sosyoekonomik statüde. Çünkü yüzme malzeme gerekiyor. Bir tanesi bir top, iki taş lazım. Diğerinde havuz lazım. Mayo lazım. Başka şeyler lazım. Sınıfsalda görüyorsunuz. Cinsiyet artık açık. Erkekler futbol oynuyor. Kız çocukları voleybol oynuyor. Bu da toplumsal cinsiyet farkını net olarak görüyorsunuz. Burada potansiyel var. Yani İstanbul gibi bir şehirde işte bunda belki uzun konuşabilir. Ben çok büyük potansiyel olduğunu düşünüyorum bu meselede. Kim tercih etmiş? Bu da eğlenceli bulgulardan bir tanesi. Yüksek sosyoekonomik statüdeki çocukların arasında spor yapanların hangi sporu yapacağını 1/3 oranında ebeveynlere karar vermiş. Helikopter ebeveynlik dediğimiz mesele o. Yani bunu bir düşünmek de lazım. Burada İknur dinleyecektir sonrasında İknur Aksoğlu ve değerlendirecektir. Burada bir öykü görüyoruz. Spor ne? Spordan beklentine, ebeveynin beklentisine, çocuğun beklentisine zevk alıyor mu? Zorla mı yapıyor? Tüm bunlar bu öyküde yazabiliyor. Nerede yapıyor? Geçiyorum gördüğünüz üzere. Özel tesislerde yapıyor. En yüksek sosyoekonomik statü. Diğeri okulda yapıyor. Fena güzel bir haber. %4. Hala güzel bir haber. Okulda demek ki o bahçeler boş durmuyor. Alt açıkta düşük. Hızlı sosyal medyayı göstereyim. Herkes sosyal medya kullanıyor. Bir sorunumuz yok. %91. 8 puanlık fark var. En yüksek sosyoekonomik statüyle. Diğer arasında ama sosyal medya kullanılıyor. Sosyal medyada ne kullanılıyor? Şimdi burası tabu yıkma diyelim. Kendi kafamızdaki. Çünkü şöyle bizim kendi çalışmamızda sürekli bir öz düşünsellik refleksivite masada oldu. Çünkü çoğumuzun çocuğu var ve tabii ki çocuklar hakkındaki deneyimlerimiz onların yaşadıklarından. Dolayısıyla bana kalsa bütün çocuklar Twitch ve Discord kullanıyor. Tabii öyle bir şey yokmuş. Öğrendik. O bize özgü bir şeymiş. Ama YouTube yaygın, WhatsApp yaygın, Instagram yaygın. Önemli bir şey. TikTok yaygın ve orta sınıfta %80'e geçiyor. Mesela şimdi bu çocuklarla konuştuğum zaman çok inanılmaz bilgiler alacağınızı eminim. Yani benim konuştuğum çocuklar için TikTok tırnak içinde bulunan çöp. Bahsettikleri zaman. Ama görüyoruz ki orta sınıf çocuklar orayı daha fazla kullanıyorlarmış. Yani önyargılarla ilişki tarafı dediğim bu. Discord az, Twitch az. Bunlar güzel haberler. Bunlar yaygın olmasa da olabilir. Çok şikayet etmeyin.
tiyatro çok fazla değil. Kendi güvende hissediyor musunuz? 22 hissetmiyor. En düşükte. 12. Genelde hissetme 22. 2 katak. Peki ne tür olumsuzluklar yaşadınız? Aslında en fazla olmak olumsuzlukları orta sınıflar yaşamış gibi gözüküyor. %22 hesabı ele geçirilmiş. Ama seninle dalga geçirdim. 7 puan fotoğrafını senin bilgi dışına kullandım. 7 puan. Bu biz medya okuryazarlığına, dijital medya okuryazarlığına çok önem veriyoruz. Bu önemli mesele. Yani şu anda da çok basit bir şey söylüyorum. Bu aslında başka bir öykü anlatıyor. Çocukların yaşları 11-18. Bu çocukların ele geçirilebilecek hangi hesaplar olabilir? Ya da fotoğrafları, hangi fotoğrafları paylaşılabilir? Hangi fotoğrafları koyuyorlar? Burada ebeveynlere çok fazla rol düşüyor. Bu kadar dediğim gibi yorucu bir şeydi ama anlatacak çok şey var. Bunu umarım yazıya dökeceğiz. Ben orada tutuyorum. Çok çok teşekkürler. Sadece 3 kişi daha geliyor. Gerçekten. Ben gerçekten. Ben gerçekten bizimle beraber bu bir saati devam edeni çok takdir ediyorum. Çok teşekkürler. Şimdi Başak'a sözü vereceğim. Öyle mi? Tamam. Peki. Tamam. O zaman önce Gözde'ye söyleyeceğim. Gözde biraz daha dijital dünya kısmıyla ilgili biraz kendi değerlendirmesini sunacak. Yani çok uzun olmayacak. Belki gene de soruları alabilmemiz için. Sonrasında da Başak toparlayacak. Buyurun. Evet, sabrınız için çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Bütün Hoca Bey'in hocayı sunumları için çok teşekkür ediyorum. Biz aslında çocuk çalışma biriminde uzun bir süredir bu dijital dünyadaki hakları üzerinde çalışıyoruz. Çünkü artık aslında çocuğun çevresiyle olan ekosistemine baktığımızda orası boş zamanlarını geçirdikleri ve bir şekilde burada bakıyoruz. Sınıfsal farklılıklar olsa da aslında bir şekilde içinde yer aldıkları, aktif kullandıkları ve ayrılmaz bir parçaları. Ve aynı zamanda da aslında şunu da görüyoruz ki başka araştırmalarda da aslında çocuk dijital olmayan dünyada ne kadar güvenli hissediyorsa ya da ne kadar orada olanaklar ve yoksulluklar bakımından daha olanaklar bakımından zenginse aslında o dijital dünyadaki korunması, iyi olma hali, güvenliği açısından da çok belirleyici. O yüzden aslında böyle hani dijital dünya ile ilgili Esra Hoca'nın burada kulaklarını da çınlatmak isterim. Bilgi Üniversitesi'nde bu konuda çok uzun süredir çalışma yapıyor. Onun hep söylediği bir şey var. Yani dijital dünya aileler için çok korkutucu, işte hep bir tehlike olarak görülüyor. Ama aslında dijital dünyaya erişen bir çocuğun özellikle çok fazla fırsattan yararlandığını görüyoruz. Bizim araştırmada peki, tabii ki evde internet olmama ve evde internet olmayanların da aslında Emine Hoca'nın söylediği gibi internet kafeye gitmek. Ya da evde bir cihaz olmama meselesi. Mesela eğer evde cihaz yoksa çocuğu çok genellikle ailesinin telefonunu kullandığını düşünüyor. Ve bu şunu demek. Çok daha küçük yaşta aslında bir yetişkinin telefonunu kullanıyorsunuz. Ve aslında karşına çıkan reklamlardan, aslında karşılaştığınız deneyimlerden bakımdan aslında daha da bir risk altındasınız. Yani ailenizin telefonunu kullanmak, tırnak içinde yan yana aileyle olmak daha güvenli olurken dijital dünyada ailenin telefonunu kullanmak her zaman çok güvenli olmayabilir. Çünkü siz bir yetişkinin çizdiği dijital ayakkabı üstünden o telefonla muhatapsınız. Bunu bir söylemek istedim. Bir yandan o yüzden yani biz burada tabii ki çok soru sorduk, gördüğünüz bir kısmını hala paylaşmış durumdayız. Dijital dünyayı da hani 2009'daki araştırmanın ardından ekledik ama bizim özellikle bu şu an başlayan Pınar Hoca'nın bahsettiği krizler çağında çocuk olmak projesinde evet krizlerden bahsediyoruz. Tabii ki de ekonomik kriz, pandemi ya da sağlık krizi, iklim krizi gibi ama bir yandan da bu değişim yani dijital dünya ve teknolojinin getirdiği mesele de oldukça önem kazanıyor. Bu çocuğun iyi olma hali ve çocuğun çevresindeki aktörler bakımından aslında bir şekilde dijital dünyayla bu uygulamalar az önce YouTube'u sınıfsal ayrım olmadan hayatlarında oluşturuyor. YouTube'daki bir içerik üreticisi çocuğun ailesi, akranı, arkadaşları kadar ona yakın. Ondan bilgi alıyor, orada etkileşim içerisine giriyor. O yüzden hani bizim artık bir yandan da belki sosyal politikalar bağlamında bu özel sektör, özellikle bu dijital içerik üreten grupları da içeriye dahil etmek gerektiğini düşünüyorum. Dijital dünyaya beraber benim çok uzun yıllardır katılım çalıştığım için Emine Hoca da biraz vurguladı ama tabii çocuklar bekletimin üstünde kararlara dahil edildiklerini söylüyorlar. Ama
Bir yandan da aslında bir yere kadar bir katılım söz konusu. Örneğin işte bahçe ve mekan düzenlenmesine katılmanıza gerek yok ya da sormuyorlar ama sorun olmadığını söylüyorlar. Bu da aslında çocuk katılımının bir şekilde belli konularda sadece çocukların görüşlerinin verilmesi gerekiyor. Bu yeterli gibi bir algı yapıyor. O yüzden bizim hem çocuklarla hem de yetişkinlerle biraz daha katılım, yani çocuğun kendini ilgilendiren, kendi yaşamını etkileyen konularda kararlara katılımıyla ilgili de birlikte çalışmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da bu farklı sınıf farklılıklarından kaynaklı ailelerle çocuk arasındaki etkileşimin, yani ailede karar alma meselesinin de önemli olmuş. Ama burada ben ailelerin düşük ve yüksekte aslında az olmasının tek nedeni tabii ki şey değil. Yani bu ailenin ilgisizliği değil. Aslında ailelerle birlikte zaman geçirecek alanların daha az olması, daha çok kişinin çalışıyor olması da etkili olabilir. O yüzden de bir bunu birazcık söylemek istedim. Daha uzatmayayım çünkü soru cevapları yer kalmayacak. Paşap Hoca'ya verin. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Gözde. Emeğinize, ağzınıza sağlık Pınar, Emre. Gerçekten çok fazla veri var. Yani normal koşullarda bizim sunumlarımız şöyle olur. Nicel verileri Emre Pınar sunar. Ben niteliksel verilerle bunlar ne anlama geliyor üzerine yorum yapmaya çalışırım. Ama bugün elimizde nitel veri yok. Ama hani hepimizin kafasında bir sürü eminim nitel veriden almamız gereken, Emre de zaten bahsetti, soru oluşmuştur bu araştırma bağlamında. Şimdi burada belki iki şeyi vurgulamak lazım. Hani sizlere de soruları zaman bırakmak istiyorum. Zaten hani Pınar da Emre de vurguladı. Bir tanesi bu okul odaklı düşünmek. Yani Türkiye'de hala başka ülkelerle de karşılaştırdığımızda, işte Finlandiya gibi kuzey ülkelerle karşılaştığımızda okul çocukların yaşamında çok büyük öneme sahip bir mekan. Ve araştırmada da daha önceki araştırmaların da devamı niteliğinde İstanbul'da bile olsa, yani bir takım koşullar iyileşmiş de olsa, hala devlet okulları arasında çok ciddi farklar var. Yani buradaki sorun, çocuklar evet okullaşıyorlar ama nasıl okullara gidiyorlar, nasıl eğitim alıyorlar ve bunun sosyoekonomik farklılıkları. Yani burada sosyal politikaları bunun üzerinden düşünmekte fayda var. Yani okullar arasındaki eşitsizliklere ve gittikçe de artan aslında eşitsizliklere nasıl cevap alacağız? Ve bununla birlikte gelen belki bir soru da, yine bir sosyal politika sorusu da, yani bu araştırmacıda belki de en çarpıcı şeylerden bir tanesi, bir sonraki araştırmamızda da üzerine düşüneceğimiz, çocukların sosyoekonomik eşitsizlikler üzerinden yine ortaya çıkan farklılıklarına, yani gerek eğitim materyaline erişim farklılığı, gerek okul içindeki ders takibi, gerek işte kendileri de zaten bunu talep ediyorlar, işte yüz yüze etüt talepleri, eğitimi nasıl destekleyeceğiz? Yani aslında okulu biz daha geniş anlamda bir sosyal, hep söylediğimiz sosyal refah alanı olarak tayin ettiğimizde ne tip destek mekanizmalarıyla, işte çocuğun okul gezisine gitmesinin önünü açacak destek mekanizmaları, İşte evde ders çalışamıyorsa ders çalışmasını sağlayacak bir takım çevresindeki gerek toplum temelli yollarla gerek okul içinde destek mekanizmalarıyla biz nasıl bu sosyoekonomik eşitsizlikleri, çok çarpıcı bir şekilde ortaya çıkan eşitsizliklere nasıl müdahil olacağız? Burada çok temel bir politika sorusu olarak elimizde. Hatta Emre'nin söylediği bu işte müzelere gitme, tiyatrolara gitme. Yani aslında baktığımızda okul gezilerinin çoğu bunlarla ilişkili geziler. Yani ailenin işte evet Bourdieu perspektifinde ailenin sermayesi diyelim buna izin vermiyorsa, peki bu okul tarafından nasıl desteklenecek? Yani bir çocuk ne nasıl olur da tam da bu koşulları çocuğa sağlayacak okul kesinden mahrum kalır. Bu çok belki çarpıcı bir soru. Bunu burada bırakayım. Çok konuşulabilir ama sorularınızı zaman ayırmak için.
Bir de bu kız çocuğu meselesi, yani toplumsal cinsiyet farklılıklarına Pınar da Emre de değindi. Daha çok sosyoekonomik farklılıklar üzerinden gitti ama kız çocukları için okul keza bizim daha önceki araştırmalarımızda da ortaya çıkan ekstra öneme sahip. Biraz belki hani toplumsal cinsiyet farklılığı perspektifinden özel alan, kamusal alan ilişkisi açısından kız çocukları için. Çünkü işte araştırmamızda da ortaya çıkıyor ki kız çocukları büyüdükçe de, yaşları da büyüdükçe, bunu daha önceki araştırmalarımızda gösteriyor, nitel araştırmalarda gösteriyor, kamusal alanda daha az varlık gösteriyorlar. Daha fazla ev içi alanda sosyalleşmeye başlıyorlar erkek çocuklarına göre. Bu çok üzerine durulması gereken bir şey. Burada da okulun rolü. Kız çocuklarına tam da o kamusal hayatı, çünkü değil mi, okul bir anlamda kız çocuklarının tam da o özgürlük alanını açması açısından. Keza özel alandaki yaşamları açısından kız çocuklarının bakım meselesi hala önemli. Evet, hani kardeş bakımı erkek çocuklarıyla çok farklı görünmüyor burada. Ama orada şeyi sormak lazım. O yüzden hani nitel araştırma çok önemli. Ne kadar zaman harcıyor çocuklar kardeş bakımına? Yani erkek çocuklarına kardeş bakım dediğinizde hani kardeşini peşine takıp belki parka gitmeyi anlıyor. Ama kız çocukları için birçok araştırma gösteriyor ki ciddi bir sorumluluk aile içinde. Kardeş bakımı olsun. Keza Pınar'ın başta vurguladığı aile içindeki kırılganlıklar meselesi, bakım yükü meselesi. Bu da kız çocukların tam bahsettiğim kamusal alan, özel alan çelişkisinde, özel alanda daha fazla üzerlerine yük binmesine sebep olabiliyor. Bir de böyle yani iki kavramsal yerden belki politikaları düşünebiliriz. Yani bir tanesi okulu ve çevresini bir nasıl bir hani sosyal rifah alanı olarak düşüneceğiz ve çocukların sosyoekonomik eşitsizliklerine ve cinsiyet temelli eşitsizliklerine çözüm üreteceğiz. Bir tanesi de toplumsal cinsiyet bağlamında bu çocukların kamusal yaşamı ve özel yaşamı arasındaki ilişkiye bakarak diye düşünüyorum. Ve hani politikaları da düşünürken aslında hani sadece eğitim politikaları değil, işte burada bakım politikaları, sağlık politikaları, sosyal politikalar, sosyal yardımlar, yani çocuğun iyi olma hali dediğimizde tüm bu politikaları iç içe geçirerek de düşünmekte fayda var. Teşekkürler.